İkinci sayfadan efendim herkese günaydın. Günaydın. Bu dünyadan bir Barış Akarsu geçti. Bu dünyadan pırlanta gibi bir evlat yetiştiren Hatice Akarsu geçti. Evlat hasretiyle geçen efendim 14 yılın ardından Hatice Akarsu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anne oğuldan geriye yürek burkan şu görüntüler kaldı, izleyelim. Kavgalardan, küsküllerden, yalanlardan, dolanlardan, iki yüzlü dostluklardan yoruldum artık anne. Acı haber hemen duyuldu. Barış Akarsu 14 yıl önce Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Annesi Hatice Akarsu 14 yıldır evladının acısıyla yaşıyordu. Barış Akarsu'nun pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören annesi Hatice Akarsu 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bu şehir hüzün kokar, kaybolmuş tüm sokaklar. Hepimiz yıldız gibi, yalnızız yine anne. Hatice Akarsu dün çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Hatice Akarsu'nun acı haberini yeğeni sosyal medyadan "Günlerdir iyi haber bekledik ama oğlunun özlemi ağır bastı be hala. Kocaman sarılın birbirinize. Mekanınız cennet olsun. Sizi çok özleyeceğim, özleyeceğiz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerim düğümlendi. İçimdeki acının tarifi yok." sözleriyle duyurdu. Allah'a ısmarladık. Yalnızım yine anne. Kavgalardan, küsküllerden, yalanlardan, dolanlardan, iki yüzlü dostluklardan yoruldum artık anne. Hatice Akarsu 14 yıl önce evladını daha ömrünün baharında kaybettiği için ve sevgili Barış Akarsu 5 günlük hastanede komada yatarken hep başında dua ederek beklediği için o travmayı, o üzüntüyü, o kederi evladını kaybeden her anne gibi atamamıştı sevgili izleyiciler. 14 yıl boyunca bu acıyı yüreğinde taşıdı, zihninde taşıdı, ruhunda taşıdı. Artık yarımım diyordu. Kederini üzerinden atamıyordu. Barış Akarsu severleriyle bir araya geliyordu. Onun evini ve eşyalarını bozmamıştı. Yani bir annenin yaşayabileceği şu dünyada en büyük acıyı yaşamıştı. Hatta yakınları da yazdılar. Barış severler de yazdılar. Yüreği, bedeni, ruhu daha fazla dayanamadı diye. Allah anne oğlu buluştursun. Nurlar içinde yatsınlar, uyusunlar. Çok acaba, kederli, çok üzücü bir olay. Acaba yaşamak için, yaşama tutunmak için o süreçte, rahatsızlığı sürecince mücadele verdi mi? Tutunmak istedi mi? Ya da bıraktı mı kendini oğluna belki kavuşmak oğluna için? Belki kavuşmak istediği için de biz Gülşen'le haberini aldığımızda da yakınlarından da öyle paylaşımlar yapanlar da olmuş zaten. Gerçekten bu dünyada yaşanabilecek en büyük acılardan bir tanesini yaşadı. Evlat acısı. Öncelikle şunu söyleyelim. Hep de söylüyoruz. Allah sıralı ölümler versin. Kimseye de evlat acısı vermesin. Kimseyi evladıyla sınamasın. Öpmeye, koklamaya doyamadığı evladını henüz 28 yaşındayken hem de doğum gününde bir trafik kazasında, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında kaybetti. Şu görüntüleri daha önce de izlemiştim. Hatice anne diyoruz. Bizim programa da gelmişti çünkü. Yani Hatice annenin vefatının ardından bu görüntüleri bir kez daha izledim. Böyle bir görüntü olamaz. Yani izlerken iki kez gözlerim doldu. Şöyle söyleyeyim, nasıl sarılıyor, nasıl öpüyor, nasıl kokluyor, böyle nasıl evladına düşkün her anne gibi. Ben de şunu düşündüm, sanki bir süre sonra kaybedecek, son kez böyle bir sarılıyor, öpüyor, kokluyor, doyamadığını hissettiriyor gibi. Ve sevgili Hatice anne, ben de Hatice anne diyorum. Hatice anne derdik, bizim yayına da gelmişti. Hatice anne demiştik. Oğlunun ölümünden bir süre geçtikten sonra
Biz onu telefon açtık, ara ara da sorardık nasılsınız diye ve Barış'ı sık sık da anardık. Bir gün programımıza davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, kalktı, geldi. Bakın oğlunun ölümünden sonra o anları nasıl anlatmıştı bize. Yalvarıyorum doktor diyor böyle gençliğine, hani gençliğine veriyorum artık dedi. Elimizden geleni yapıyoruz. İşte beşinci gün dua ediyorum Allah'ıma, Allah'ım ne olur. Ama ben habire Barış'la konuşuyorum, habire. Böyle güzel, böyle şeffaf, böyle bakışlarıyla böyle. Onun saç tellerinden ayak tırnaklarına kadar 5 gün boyunca öptüm. 5 gün boyunca öptüm. Ama beden buz gibi zaten tabii ki. Ama ölüm yine gelmiyor, vallahi aklıma hiç gelmiyor. Sadece yalvarıyorum Allah'ıma. Allah'ım, doktorlar böyle böyle diyor. Son şeyim sensin. Ama eli elimde. Eli elimde, bir elimle okşuyorum. Bir elimle, eli elimde. Tam 5. gününde. İnanır mısın kızım? O buz gibi olan vücut, Barış'ın teni ateşler gibi yandı. Ateşler gibi yandı. Ve ne olur bana hisset Allah'ım. Ne olur dedim, elimiz böyle. Bana hisset dedim. Hissettir bana oğlumu dedim. İyileşecekse ne olur hissettir. Sonra oğlumla işte böyle şey yaparken elimin içinde o sıcaklıkla böyle bir kımızlama oldu. Böyle hissettim. Ay dedim, doktora söylemeyeyim de ben bir bakayım dedim. Baktım elleri böyle duruyor gene. Böyle sımsıkı duruyoruz. Ben onu da hissettim. O anda hemen dınt yaptı. Ne oldu dedim. Ben televizyonlarda görüyorum, dınt deyince es oluyor. Yoksa öyle mi oldu? Yok yok dediler. Çıkarttılar beni. Yapalım, şeyi bitti, ilacı bitti, ilaç vermemiz gerekiyor. Yine aklımda değil. Alacaklar diye bakıyorum. Meğerse oğlumla son şeyimiz el ele hissederek Allah'ına gözlerini yumdu. Ondan sonra zaten biz aile olarak yıkıldık yani. Yıkıldık. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Allah kimseyi evlat acısıyla da imtihan Amin. Etmesin, sınamasın. Allah'ıma şükürler olsun. Binlerce sevenler, binlerce yürekler. Yalnız değiliz kızım. Evimiz dolup taşıyor hala değil mi? 12 senedir müze halinde. Evet. Müze yapmadık. İçinde yaşıyorum. Onun kokularıyla yaşıyorum. Zor olmuyor mu onun eşyaları, anıları, her şeyi? İşte ben onu hayattaymış gibi, her an gelecekmiş gibi halen yine öyle pat 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 ayaklarıyla anne ben geldim, anne ben geldim, aç kapıyı diyecekmiş gibi o hisler var içimde. O şeylerle yaşıyorum. Nereye gidersem gideyim. Hı. Öpüyorum, kokuyorum. Yüreğimle seni de alıp getiriyorum. Ben onun yüreğiyle geldim buraya zaten. Yarı yüreğim benim Amasra'da. Yani Barış'la yürek yarım. Yarı yürek Amasra'da aldım. Geldim, Barış'la geliyorum. Nereye gidersem gideyim, onu yine yüreğimle, onu bırakmıyorum. Oğlumu bırakmıyorum, her yere onunla gidiyorum. Allah bana da o gücü veriyor. Evet. Önce Allah, hı hı. Sonra sevenlerim. Sonra Allah bana 2 seneden sonra, Barış'ın 2 yıllık vefatından sonra nur topu gibi Elizya torunumu verdi. Hayatım hep o, onunla. Elim kolum kanadım oldular. Sevenlerim, her şeyim. Hiç yalnız değilim. Hı hı. Şu telefon hep Barış sever. Evet. Hep Barış severdir. Yalanlardan, dolanlardan, ikiyüzlü dostluklardan yoruldum artık anne. Barış Akarsu'ya ve annesi Hatice anneye de rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Her ikisi de genç yaşlarda ana oğul hayatlarını kaybettiler. Mekanları cennet Mekanları olsun. Mekanları cennet olsun. Evet, diğer habere geçelim. Diğer habere aslında bir girdik bir çıktık. Hatta size sorduk yorum yazın okuyalım diye ama sizler yazmıştınız. Bizim okumaya vaktimiz kalmadı. Gelinim mutfakta efendim. Son 1 yılda sık sık sunucu değişikliğine gidiyor. Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Safiye Soyman ve en son Mehmet Ali Erbil'in sunduğu programla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Size de soralım, programa en çok hangi isim yakıştı diye ve haberimizi izleyelim.
Yine denedik olmadı. Boşa koyduk dolmadı. Gelinin mutfakta da şok eden yeni gelişme. Ben buradayım. İşler neden Mehmet Ali Erbil'in istediği gibi gitmedi? Bugünkü muhabbetimize geliyoruz. Yeni sunucu kim oldu? Salladı, bitti. Çok konuşulacak iddiaları ve yeni sunucuyu ikinci sayfa açıklıyor. Boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Gelinin mutfakta yarışmasındaki sunucu sirkülasyonu devam ediyor. Programın dümenine her hafta biri geçiyor. Eski sunucu Fatih Yürek ise yaşadığı üzüntüyü hala atlatamıyor. Televizyonda olmak istediğinizi ısrarla söylüyorsunuz. Evet. Çok seviyorsunuz. Olacağım ben. Başlıyor musunuz? Olacağım. İstemediklerim gelecek, ben olacağım. Fatih Yürek'ten sonra kimler geldi, kimler geçti programdan? Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın. Seda Sayan. Sizler stüdyomuza, ben de daha doğrusu buraya ve sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Demet Akalın. Hadi happy birthday falan filan. Aldık vişne sularımızı. Herkes kaldırdı. O bir tane kız arkadaşım var, hiç sevmem. Yani kış günü burasında mini etek giymiş, böyle duruyor şeyde. Ondan sonra, aa benim bardağım yok dedi. Okan da bardağı ona verdi. Hoppa. Bak yemin ediyorum. Sonra da her hafta bir sunucu geçti ekran karşısına. Songül Karlı. Günün 3 puanını verdiğimiz tabağımız. Bakalım hangi gelinimizde 3 puan gidecek? 3 puanı kazanan gelinimiz... Yaren. Safiye Soyman. Şimdi kızlar çok güzel mantı yaptılar. Mantının adı utangaç mantı. Tadına bakacağım. Ondan sonra yorum yapacağım. Puanlayacağım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Tadıma. Mehmet Ali Erbil. Kızlar. Evet. Özlediniz mi beni? Evet. Hoş geldiniz. Ne yapıyorduk ilk işte? Sonra bir, iki, üç. Mehmet Ali Bey. Parmağı göreyim, parmağı. Ay parmakçılar sizi. Evet, benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Susamlı neydi yemek? Ballı susamlı. Ballı susamlı. Son olarak Mehmet Ali Erbil'i görmüştük ekranda. Ünlü şovmenin yakınlarına programın son sunucusu benim, 3 aylık sözleşme yaptığım dediği kulaktan kulağa yayıldı kulislerde. Bu arada adı taciz iddialarına karıştığı için Mehmet Ali Erbil sosyal medyada da tepki gördü. Böyle olunca evdeki hesap çarşıya uymadı, işler Mehmet Ali Erbil'in istediği gibi gitmedi. Ben sende ümit görüyorum. Tamam, görün sizden de ümidi. Merak etmeyin, ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Hadi Mehmet bak, Ali favorim Bey. Sensin. Yeni sunucu kim oldu? Gelinin mutfaklarının yeni sunucusunun kim olduğuna ise ikinci sayfa ulaştı. Mutfağın önümüzdeki hafta Nursel Engin'e emanet edileceği ortaya çıktı. Evet, Mehmet Ali Erbil 3 aylığına bir anlaşma yaptığı, Mehmet Ali Erbil'in 3 aylığına bir anlaşma yaptığı iddia ediliyordu. Hatta bundan sonra programı alıp tek başına götüreceği de konuşulmuştu. Fakat Mehmet Ali de diğer sunucular gibi belirli bir dönem için programı üstlenmiş. Yerine de Nursel Ergin geldi. Nursel Ergin zaten daha önce de yemek programlarıyla gündeme geliyordu. Belki Nursel Ergin'den sonra da değişir yine. Peki sana da her gelen çünkü değişiyor. Evet, değişiyor. Her hafta bir değişikliğe de gidiyor bana aslında. Bana soracak olursan bir tane benim favorim var. Hiç de değişmedi. Benim de hiç değişmedi. Fatih Yürek. Fatih Yürek bu işi Fatih başlatan... Olmadı yani. Fatih Yürek'in üzerine olmadı dediğin gibi. Tabii ki de iyi isimler oldu. Güzel de sundular ama Fatih Yürek'le bir bütünleşmişti gerçekten. Sizlerden gelen yorumlara bakıyoruz. Narin Hanım demiş ki günaydın, gelinin mutfakta en iyi sunan Fatih Yürek ve Onur Büyüktopçu oldu. Sizi seviyorum demiş. En çok yakışan Gülşen yazmış adaşım. En çok yakışan Fatih Yürek'ti. Programa en çok yakışan Fatih Yürek. Başka yorumlarda hep böyle Fatih Yürek, Fatih Yürek diye gidiyor. Mekanın sahibi diye bir şey var derler ya. Mekanın sahibi gelinin mutfakta Fatih Yürek'ti. Fatih'in de aklı hala programda. Çocuğumdu, bebeğimdi diyor yani. O benim evladımdı diyor. Çünkü insan haksızlığa uğrayınca, işinden olunca gerçekten sessiz kalamıyor. Ve o yara hiçbir şekilde kapanmıyor. Böyle aklına geldikçe de sızlıyor. Bizim de ekmeğimizle oynamak isteyen ve oynayanlar oldu. O yüzden biz Fatih'i çok iyi anlıyoruz. En fenası da ne biliyor musunuz? Bu ekmekle oynayanların hak, hukuk, adalet böyle dillerinden düşmüyor bunların. Evet. Ama arkadan öyle güzel iş çeviriyorlar ki böyle. Sonradan öğreniyorsunuz ve bana, ben ona
abi diyordum, ben ona abla diyordum falan diyorsunuz. Tabii o zaten geçmişteki o yarasını, o sıkıntısını kapatmak için bir de çevresine maddi manevi çok yararlı bir insanmış imajını çiziyor. Geçen gün konuğumuz da söyledi, bir kişinin neyi eksikse devamlı onu vurgular. Ar, namus, ahlaktan yoksunsa ağzını açar ahlak, dilinden büyük adam düşünmez. Bilmem ne, ekmekle oynuyorsa herkese karşı çok adalet. Cebimdekini bile son kuruşuna veririm, ne kadar kazandığımı bile bilmiyorum falan gibi böyle laflar eder. Dilinden düşürmezler. Evet. Evet. Diğer haberimize geçelim. Yıllar önce Hande Yener bakkal müziği polemiğiyle müzik dünyasına bir polemik armağan etmişti. Şimdi ikincisini başlattı. Dedi ki ben diğerleri gibi şarkılarımı vokalistlerime söylemiyorum. İddiaya ve duyumlarımıza göre hedefinde 4 isim var. Bakın kimler. Vokalist polemiğinde ikinci tur başladı. Hadi bir polemik başlattım sana. Kimler sesi yetmediği için vokalistin arkasına saklanıyor. Yani vokalistlerime söyletmiyorum şarkılarımı. Hande Yener'in işaret ettiği isimleri ikinci sayfa açıklıyor. Evet, bir tweet atayım bari diyorum. Polemik kraliçesi Hande Yener durdu yine olay yaratacak bir açıklama yaptı. İsim vermedi ama attığı ok gideceği hedefi biliyor gibiydi. Konuyu çok konuşulan sahne kostümlerinden aldı. Bakın nereye getirdi. Vallahi konuşulanları duyamıyorum çünkü yoldayım o sırada ben. Devam ediyorum. Arkamdan bir şeyler söylüyorlar ama yani arkama bakmıyorum çünkü teşekkür ederim. Yani aslında hepsi birer illüzyon. Önemli olan şarkı söyleyebilmek. Yani vokalistlerime söyletmiyorum şarkıları. Bu sözlerin üzerine herkesin aklına tek bir isim geldi. Demet Akalın anında cevap verdi Hande Yener'e. Savaş başlamadan bitti. Bana söylemiyordur aşkım. O Hande ile aramı bozamazsınız. Ben hiç üstüme alınmıyorum. O tayfalarla hiç alakam yok yani. Gidiyorum konserimi veriyorum. Gidiyorum. Hande Yener'in şarkıları vokalistlere söyletiyorlar dediği isimler arasında Demet Akalın yoktu. Peki Hande Yener kimi işaret etti? Herkesin merak ettiği isimleri ikinci sayfa açıklıyor diyelim ve sözü Müge ile Gülşen'e bırakalım. Evet. Evet, hedefinde 4 isim var. Gördüğünüz gibi şu an ekrana getirdik. Gülben Ergen, Sinan Akçıl, Hülya Avşar, Hadise. Size de soralım. Sizce hedefinde hangi isim var? Hadi beraber Demet başlayalım. Akalın, Demet Akalın attı üzerinden. Beni işaret etmiyor dedi. Zaten Demet Akalın'la da araları çok iyi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor neredeyse. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla şimdi, onu eliyoruz. Hadise olabilir mi? Hadise canlı performansı gayet iyi. Sesi de çok iyi. Ben beğeniyorum Hadise'nin sesini. Hadise'yi işaret etmiş midir? Biz beğeniyoruz ama Hande Yener'in kendine göre bir şeyleri biliyor musunuz? Konserinde hiç izlemedim. Ben de. Konserde izlemedim. Sahnesini izlemedim. Onu söyleyeyim. İşte o sesteki şeylerini ya da eski bantlarını falan izlediğimizde güzel bir gırtlağı var ama belki Hande Yener gidip Hadise'yi izlediğini düşünmüyorum. Belki yakınları izledi, ona bir şey yazdı ya da bir bandını falan gördü. Hadise'yi bilmiyorum. Hadise kendi işaret etmiş üzerine olabilir. Üzerine şöyle bir yarım çarpı olarak dursun bir bakalım. Evet. Hülya Avşar olabilir mi? Hülya Avşar bilmiyorum Hülya Avşar. Hülya Avşar sesiyle zaten çok Hülya Avşar'ın öyle bir iddiası ama, yok. Ama Hülya Avşar'la Hande Yener'in şöyle eski bir hikayesi var. Şişli'de çok ünlü bir moda evinde tezgahtarken Hande Yener... Hülya Avşar oraya giriyor, diyor ki senin bir ışığın, bir enerjin var. Hayır, onun var. Sesini dinliyor zaten. Evet, bir şey söylettiriyor. Sezen Aksu'dan bir şey söylettiriyor galiba bir şarkı. Ve Hande Yener'i bulup çıkartan ve Hande Yener'in pek toz kondurmadığı bir isim, hikayeleri var. Evet. Sezen Aksu'yla Hande Yener'i bir araya getiren isim Hülya Avşar. Dolayısıyla ona yani dinlemiş. Hande Yener'i keşfeden, şöhrete kavuşturan isim bence de ona söylememiştir. Sinan Akçıl'la da yine yıllar öncesine dayanan bir hukuku var. Bir eski aşk, böyle gönül hikayeleri falan var. Onu da pek işaret ettiğini sanmıyoruz. Gülben Ergen olabilir mi? Gülben Ergen olma şimdi şöyle ihtimali... söyleyeyim. Biz yayından çıktık. Olabilir. Menajer arkadaşımız aradı ve dedi ki Hande dedi Demet'i falan işaret etmiyor. Biliyorsunuz kimi işaret ettiğini. Hayır bilmiyoruz dedik. Gülben Ergen'i işaret ediyor dedi. Evet. Gülben Ergen sahnede şarkı söylemiyor da vokalistlerini mi söyletiyor? Ben Gülben'in sahnesini de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Dinlemedim yani, gitmedim bir konserine ya da sahnesine. Ama sen bak hatırlıyorsun değil mi? Ne? Deniz Seki, Demet Akalın, hatırlamaz Gülben mıyım? Ergen.
Hatta arkadaşlarımız belki bulurlar, yetiştirebilirsek veririz. Bir gecede hep beraber eğleniyorlar böyle kız kıza. Detone gecesi. Detone gecesi diye de biz bunu vermiştik. Önce bir hafif bozuldular, sonra dalga geçtiler kendileriyle. Onlar dalga geçince biz daha da coştuk tabii ama orada bir hafif bir detone durumları vardı. Yalnız bir şey söyleyeceğim Müge. Unutulur gibi bir üçlü değildi yani. Hande çok haklı değil mi? Bazılarının kesinlikle o kadar sesi yok ki. Sadece bildikleri böyle şov ama sahneye çıktığı zaman sadece böyle bir nakarat kısmını söylüyorlar, söyleyebiliyorlarsa. Hep vokalist çalışıyor. Vokalistler de zaten iyiyse de yeter diyor, 3 kuruşa ben senin sesin kendi oldum deyip çıkıyor. Kendi albüm çıkarıyor, boynuz kulağa geçiyor. Tabii zaten bir de o sesi olmayanlar sahnede dans etmeye çalışınca bir de nefes nefese kalıyorlar. Nefes iyice tükeniyor, arkadaki söylüyor, o da playback'le böyle devam ettiriyor. Zaten bazıları da çok iddialı değil, benim sesim öyle be. Yani Hülya Avşar'ın iddialı olduğu konu oyunculuk. Öyle ses konusunda bir iddiası yok. O zaten sahnede daha çok şov yapıyor ama şu an o zaman içinde, Gülben Ergen ve Hadise. İşte Hadise de, Hadise'de yarım böyle çarpısı var. Yarım ama çarpısı var. Seyirciler ne yazdı? Hemen sizce bakalım. Belki akıllara gelmeyen kişileri yazmış olabilirsiniz. Ama Hande Yener de bunu boşuna söylemez. Ya gitti kendisi ya Instagram'dan gördü, bir şeyin istihbaratını almış da konuşuyor. CRT 6420. Günaydın kızlar. Hadise'yi konserinde dinledim. Neredeyse şarkının tamamını yakınını vokalistlerine söyletiyor. Al işte. Hadise'nin sesiyle ilgili bir yorumda bulunmuş, onu okumayayım. Vokallerin sesi öyle benziyor ki kim söylüyor gerçekten anlamak mümkün değil demiş. Aktuğan yazmış. Canan da diyor ki tabii ki de Gülben Ergen'i söylüyor. Vokali Pınar Çubukçu sağ olsun. Bu o çevreden bir isim mi? Baksana vokali ne kadar biliyor Gülden Ergen'in. Berna demiş ki yazmış. Hadise değildir. Erozyona katılıp canlı performans yapmış birinden bahsetmez bence diyor. Tabii ki Sinan Akçıl demişler. Evet. Hande Yener, eski Hande Yener geri döndü. Hem tarzıyla hem söylemleriyle demişler. Yavşar'ı işaret ediyor. Tabii Sinan ki Akçıl Sinan demişler. Akçıl diyor. Hadise olamaz yazmışlar. Hadise diyor. Hülya ve Gülben'den bahsediyor. Bu arada gelinim mutfakta hala geliyor. Evet, hadi Meral'in kendini okuyalım. Gelinim mutfakta Onur Büyüktopçu'nun ahını çekiyor. İfla olmaz. Onur Büyüktopçu'nun ahını mı çekiyor? Evet, ne alaka? O da Seda Sayan için yazmış. Seda Sayan da, ama Seda Sayan defalarca söyledi. Ben onu işinden kimsenin ekmeğiyle oynamadım diye. Ve Fatih Yürek yazıyorlar. Evet. Şimdi sıradaki habere geçmeden şarkısı gelebiliyor mu acaba öncesinde? Eksen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu komedyen Hasan Can Kaya yönetmen Aşkı Sultan'dan ayrıldı. 2,5 yıllık aşkın neden bittiğini de şöyle açıkladı. Ne kolaysa gel başımdan kaldıran sevdanı. Hasan Can Kaya'dan dobra dobra yanıtlar. Bugün birbirinden aşağılık sorular geliyor. Yönetmen Sultan San'la neden ayrıldılar? Sultan'la hala çok iyi dostuz. Cem Yılmaz'ı rakip olarak görüyor mu? Cem Yılmaz'la ilgili düşüncelerim bunlar. Dertli saz bu boşa çalınmaz, çaldığın devamı. Eksen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla her hafta milyonları kahkahaya boğan Hasan Can Kaya yeni gösterisiyle seyirci karşısına çıktı. Büyük ilgi gören ve kapalı gişe oynayan stand-up gösterisinin ardından ünlü komedyenle birlikteyiz. Gerçekten her oyunun sonunda söylüyorum, inandığım için söylüyorum, hepsini çok seviyorum. Bayağı Türkiye'nin her yerinden kendi ortamlarının kendi ortamlarının gizli komedyenleri bugün yine bizim oyunumuza gelmişlerdi. Hep birlikte çok eğlendik. İstemeden yaptığın en büyük kötülük ne? Eski sevgilimin kredi kartı hesap bilgileri telefonumda kayıtlıydı. Ayrıldıktan sonra yüklü bir miktarda alışveriş yaptım. Ne kadarlık yaptın? 25 bin TL. Söz konusu komedi ve stand-up olunca ister istemez Cem Yılmaz'la karşılaştırmalar yapılıyor. Siz Cem Yılmaz'la rakip olduğunuzu düşünüyor musunuz Hasan Can Bey? Cem abi bizim büyüğümüz. Cem Yılmaz bir stand-up efsanesi tartışmasız. Bugün Cem Yılmaz stand-up ödülleri verirse kimse yadırgamaz. Dolayısıyla biz Cem abiden alsak ilham alırız. Hayatta en utandığın an? Yanlışlıkla bir düğüne gitmiştik, halay çekmiştik. Anlayana kadar abi 3 saat geçmişti yani.
Sık sık Cem Yılmaz'la bir araya geliyorsunuz. Size tavsiyeleri oluyor mu acaba? Usta çekirge durumu yok. ama şey var. Tabii ki bir abi kardeş muhabbeti var. Bir şey öğreneyim diye gitmiyorum. Kendisinin hayranıyım. İzlemeyi çok seviyorum. İzlemeye gidiyorum gittiğimde. Kısmetse o da bizim programımıza gelecek konuk olarak, bir aksilik olmazsa. Aralık ayında. Ne zaman? Aralık ayında. Evet. Öyle biliyorum. En azından bana öyle söyledi. Alo, 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 alo. Yeter ya. Kimle konuşuyorsun sen? Ya karı, daha yeni buldum. Kimle konuşayım? Yeter artık, hadi. Gece gece icat çıkarım, hadi. Cem Yılmaz'ın veliahtı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Komedyenlikle ilgili tahtın var mı onu bilmiyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum. Bununla ilgili hiç kafa yormadım. Açıkçası hiç evde düşünmedim, biliyor musun? Yemin ediyorum, veliaht mı, kim? Ben miyim? Hani bir taht var mı? Hiç öyle düşünmedim. Sadece hayranlık duyduğum bir abimiz, bir stand-up efsanesi. Hiç onun dışında bir kıyas, herhangi bir şey düşünmedim. Yani komediyle ilgili tek arzum, düşüncem genelde güldürmekle alakalı. Nasıl güldürürüm, daha iyi şakalar, kendimi geliştirmekle alakalı. Veya ilham verici bir şey gördüğümde ondan ilham almakla alakalı. Onun dışında koşullarıyla, magazin tarafıyla ilgilenmiyorum komedi yapmanın. Büyük bir başarı yakaladınız. Bundan sonra hedefleriniz nelerdir Hasan Can Bey? Yani hedefler bende hep step by step, adım adım. Böyle uzun vadeli büyük konuşmayı sevmem. Evet. Yani hep önümdeki bir adım sonraya odaklanırım. Önümüzdeki yaz, kısmetse 2022 yazında çekimlerine başladığımız bir film var. Hayırlı. Onun senaryosuyla meşgulüm. Çok teşekkür ederim. O yüzden dizinin ikinci sezonu yapmadım. Evet. Onunla ilgilenebilmek için, ona konsantre olmak için. Senaryosuyla da böyle özel ilgilenmek istiyorum. Aceleye gelsin istemiyorum bu sefer. Yönetmen Sultan Hanım mı olacak yine? Daha belli değil, yönetmeni konuşmadık. Önce bizde, evet, film yaparken önemli şey senaryodur. Önce senaryoyu hakkıyla bitirmek istiyorum. Evladım bak, misafirlerimiz gidene kadar sen oğlumuz Hasan Can gibi davranacaksın. Yani gerçeğini gösterip dedikodu malzemesi vermeyelim misafirlere. Şaka herhalde bu. Yok. Sultan San'la ayrıldıktan sonra sahnede yaptığınız "parayı bulunca erkekler eşlerini değiştirebilir" esprisi hatırlatılarak haberler yapıldı. Bu haberlere ne yanıt vereceksiniz? Bizim ekipte öyle şeyler olmaz. Yani o klasikleşmiş hırslar, rekabet, nankörlük bizim ekibe çok aykırı bir şey. Biz vefa üzerine neredeyse bütün şirket sistemimiz kurulu. 51-52 çalışanımız var. 51-52 kişi var ekip olarak. 51-52 kişiyiz. Dolayısıyla bizim hepsi eski arkadaşımız neredeyse. Dolayısıyla biz de bir nankörlük olmaz. Hayata böyle bakmıyoruz. Sultan'la hala çok iyi dostuz, iş arkadaşıyız. Karşılıklı alınmış bir karar. Altında bir travma yok. Bir nankörlük veya vefasızlık yok. Yani sizin ilginizi çekecek bir skandal yok. Parayı bulmaktan kaynaklı değil. Hiç alakası yok uzaktan yakından. Bizim parayı, yani para yüzünden bizim hayatımızda duygusal bir karar olmaz. Bu arkadaşlıkla ilişki de böyle. Yani arkadaşlıkla da böyle, bu duygusal ilişkilerde de böyle. İş ilişkisinde bile arkadaşlar, işle ilgili bile para yüzünden bizde duygusal bir karar alınmaz. Biz parayla ilgili sadece parasal kararlar alırız. Adınızın başka isimlerle anılması bu ayrılık kararında etkili oldu mu? Altında bir skandal, bir travma yok. Bu karşılıklı alınmış bir, iki arkadaşın aldığı bir karar. Ve bu anlamda saygı göstermenizi rica ediyorum sizin de. Zaten çoğu kişi de gösteriyor sağ olsun. Hiç öyle bir durum yok yani. Böyle bir haber çıktığını bile senden öğreniyorum ben. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Hasan Cankaya'nın dobra dobra yanıtlarının ardından muhabirler de tüm merak ettikleri soruları soruyor. Sen konuşmuyorsun abi. Hani anlaşmamazlığın sebebi nedir? Sen intikamını mı alıyorsun? Ben AVM'nin önünde beni yakaladılar. Alışverişten geliyorum. Öyle görüntülenmeyi sevmiyorum. Çünkü bir sürü kişi var. Hani alışveriş poşetleriyle görünmek hani bir görgüsüzlük gibi geliyor. Bizim kültürümüzde vardı. Ekip arkadaşlarım vardı. Sizi görünce kaçtılar. Tamam. Sonra o sırada beni soru yağmuruna tuttular. Ben de gayet kibar, kendimden beklenmeyecek kadar kibar bir şekilde iyi akşamlar, iyi akşamlar deyip arabaya bindim. Onun intikamını şimdi ölümüne dediniz değil mi? Sen görürsün. Dediniz değil mi? Bugün alıyorlar. Bu çok görüntüleri veren ünlüler görüntüsü mü oluyor peki? Hayır, hiç öyle bir iddiam yok. Bugün birbirinden aşağılık sorular geliyor. Herkes bak, bir de rol bu şey demiş mesela. O ikisini birden ben söylemeyeyim. Birini sen sor. Bana bilenmesin. Bir tanesini o soruyor. Evet. Başarı insana karizma katıyor sözünün vücut bulmuş hali Hasan Can Kaya'nın ta kendisi. Kesinlikle. Yolda filan görsen dönüp bakmazsın ama o sahnede bir devleşiyor, büyüyor, bir devleşiyor. Kesinlikle. Bir karizma hale dönüşüyor ki o bile şaşırıyor. Sırf onu görmek için gelen kadınlar var. Hatta yürüyen kadınlar bile var oyun gösteri sırasında. Ben seni çok beğeniyorum, ben sana çok aşığım falan diyor. Ya, onun cevabı da her seferinde benim başım bağlı, aman benden uzak durun öyle oluyor. Öyle diyordu.
Ve biz Gülşen'le ayrılık haberini öğrendiğimizde şimdi Hasan Can'a hem seyircisi olarak hayran olduğumuz için, çünkü çok çok başarılı, son dönemin en büyük yıldızlarından. Ayrıyeten tabii ünlülerin özel hayatlarını da takip ettiğimiz için kendi aramızda şöyle bir muhabbet yaptık. Ya acaba hani kariyer, şöhret, başarı bu ilişkinin sonunu mu getirdi diye. Fakat sonra da dedik ki şimdi az çok Hasan Can'ı dinlerken, izlerken, takip ederken tanıyorsun. Öyle tinette bir çocuk değil, öyle derler ya, o tinette değil. Ve muhabir arkadaşlarımız da zaten biz de aynı düşüncede hemen aynı soruyu sordular. Hasan Can ne diyor? Bunun arkasında bir travma, bir nankörlük, bir skandal yok diyor. Zaten öyle bir şey olsaydı bu kadar sessiz sedasız öyle bitmezdi. Bir şey söyleyeceğim. Pataküte biterdi ve Sultan San hala Konuşanlar programının yönetmenliğini üstlenmeye devam edecek ama tabii ne kadar zor Gülşen. Çok zor. Arkadaş olarak aynı mekanda devam ediyorsun. Aslında ilişkiden önce de yönetmenliğini yapıyordu. Evet. Yani arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Şimdi aşk tekrardan arkadaşlığa evrilecek. Şu da var tabii, şöhret geldi, işte para geldi, senin de dediğin gibi işte Hasan değişti gibi bir durum asla söz konusu değil. Biz Hasan'ı çok iyi tanıyoruz. Asla öyle bir değişim söz konusu değil. Bunu nereden anlıyorsunuz biliyor musunuz? Bak, hayat hikayesi. Müge, hayat hikayesinden, evet, hayat hikayesi bir. İkincisi, değişse, havalara girse, kameraların önünde bu kadar rahat durmaz. Zaten ne yapıyor genelde havalara girenler? Arkadaşlar çok acelem var, gitmek üzereyim, işte özel işim var. Aynen öyle. Sosyal medyada her zaten ben cevap gerekli veriyor. Açıklamayı yaptım, oradan okursunuz arkadaşlar. Sanki sahnede böyle hemen gösteri verin yapıyor gibi bir hali var onun orada. Çünkü neden? Konuşmak ve bir duygusunu dile getirmek konusunda becerikli. Becerikli, çok beceriksiz iyi olanlar mikrofonlardan kaçıyorlar hayatım. İki kelimeyi kurarken bir yanlış yaparım, rezil olurum diyenler arkadaşlar istemiyorum falan yapıyorlar. Ama bu çocuğun, Hasan'ın hiç öyle bir sıkıntısı yakışıklı yok. Yakışıklı yani değil ama kesinlikle bir şeytan tüyü var. Kadınlar zaten güldüren erkeği sever. O da çok komik bir erkek. Öyle pek kolay, ha? Hızla. Yani öyle uzun süre yalnız kalmaz. Yalnız kalmaz değil yok, mi? Yok, evet. Hayranı çok çünkü. Çok var. Başarı zaten dediğin gibi insana böyle bir karizma cazibe getiriyor ve hava katıyor. Evet. Şimdi sahneler yakında, yeni bir yıldıza kavuşacak sevgili izleyiciler. Çünkü Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in sahnelere hazırlandığını duyurdu. Ve evde kim daha komik polemiği yaşıyoruz? Ama da Berfu bu konuda benden daha komik diyor. Eser Yenenler ve eşi Berfu, Yasemin Sakallıoğlu'nu izleyen isimler arasındaydı. Vallahi çok merak ediyorduk gösteriyi. Bir türlü gidememiştik. Ne zamandır da konuşuyorduk kendisiyle. Çok heyecanlıyız, çok merak ediyorum. Bir işte ilk kadın stand-upçı ve Harbiye'yi dolduran bir kadının gösterisine Harbiye'de kaçırdığımız için biraz buruz ama burada çok merak ediyoruz. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Hatırlayacağınız gibi Berfu ve Eser Yenenler'in çok konuşulan düğünlerindeki ilk dansı da çiftin ne kadar eğlenceli olduğunun adeta bir göstergesi gibiydi. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Nitekim öyle de oldu. Berfu Hanım da tıpkı eşi gibi sosyal medya üzerinden çok komik videolar yayınladı. Hal böyle olunca Berfu Hanım da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını kadın komedyenler arasına yazdırdı diyebiliriz. Sizin üzerinizden film yaparak. Ya, aşk olsun ya. Çok öpüyorum. Gerçekten şey. Çok tatlı, çok özür dilerim. Çok tatlı diyaloglarınız sosyal medyada sürekli viral oluyor. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Ya Berfucuk gerçekten çok komik biri ve yani evde yani aşırı eğleniyoruz. Hakikaten benim ama şimdi benim de işimin bu olmasından dolayı da hani benden de böyle ben o mu komik o mu komik diye bir tartışma olabilir. Berfu benden daha komik biri. Dolayısıyla inşallah kendisini sahnelerde de görmek planım var mı ama çünkü biz mesela videoları izlerken çok gülüyorduk. Yani evde mesela çektiğimiz videoları izlerken çok gülüyoruz ama ben kendisini bir gün sahnede izlemek isterim. Eser Bey size tam destek veriyor Berfu Hanım. Çok acayip mutlu oluyorum yani Eser'den böyle şeyler duymak zor çünkü zor beğenen biri olduğu için o beğendiyse tamamdır diyorum yani. İnşallah, acayip mutlu inşallah bir gün sahnede i̇nşallah göreceğiz. Sahnede İnşallah diyeyim yani de yani çok inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah. Komedyenlikte profesyonelliğe geçmek için bir adımınız var mı? İnşallah güzel planlarım var. Kısmet olursa daha vaktim var yani daha olgunlaşıyorum. Daha büyüme sürecindeyim diyeyim ama inşallah daha güzel yollar açılır, kapılar açılır yani önümde. İnşallah. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Berfu çok zeki.
Çok güzel, çok da esprili bir kız. Bu işe nasıl başlamıştı? Eser Yenenler'le nikah masasına oturduktan hemen sonra ev hallerini YouTube kanalından paylaşmaya başladı. O görüntüleri izlerken hep şu izlenime kapılıyorduk. Eser sanki kamera önüne zorla geçiyor gibi. Neden? Çünkü Eser o dönem çok yoğundu. Evet. Üç adam çekimleri vardı, sahneler vardı, gösteriler vardı. Öyle bir yoğun dönemindeydi. Bir de üstüne böyle hani eşi için kamera önüne geçmek falan onu yoruyordu. Offlayarak poflayarak geçiyordu. Aradan geçen zamanda... Bak eşini hazırladı. Boynuz işte. Gerçekten kulağa geçti. Yani şöyle ki kazanç olarak da geçmeye başladı. Berfu şu anda sosyal medya sayesinde gerçekten çok ciddi paralar kazanıyor. Eser'den bile daha büyük paralar kesinlikle kazandığını da öğrendik. Ne oldu öyle olunca? Eser artık bile oynuyor, kamera önüne geçmeye başladı. Eşi ne derse onu yapıyor. Eşi yönetmen gibi. Şimdi bu Nevresim takımını tanıtacağız. Sen hemen yatağa yatıyorsun. Gülşen. Eser de hop yatağın içine giriyor. Uyuyor gibi pozlar veriyor. Eğer erkek daha çok kazanıyorsa kadın ona yardım ediyor. Baktı ki kadın daha çok kazanıyor, erkek ona yardım ediyor. Ve destek ediyor, de oluyor. Bence burada sahne ikilisi de çıkacak diye düşünüyorum. Daha önce zaten bir güzellik yarışması sunmuşlardı. Berfu tek çıkacağına yine Eser'le çıksa daha iyi eder. Berfu bilmiyorum. Berfu çok hırslı bir kız. Önce bir tek deneyebilir. Evet, ama Eser'le çıksa daha iyi eder diye düşünüyorum. Bu arada bir şeye daha takıldım. Neden insanlar böyle bir sararmak istiyorlar? Saçlarını sarartmak istiyorlar. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Berfu Eser'le ilk evlendiği zaman o saçlar çok doğaldı. Kendi rengindeydi. Şimdi o da sarartmaya başladı. Yakışan yakışmayan herkes. Tamam her hali çok güzel ama eski saçlar çok daha güzeldi. Sarışınlık ve... Çok sarı oldu Berfu'yu, bu yaz. Berfu'yu dışında tutarak söylüyorum. Ve büyük dudak modası o kadar fazla ki. Bak gerçekten koyu renk saç ve ince dudaklı insan kalmadı. Evet. Berfu'da hiç estetik namına hiçbir şey yok. Doğal güzellerden genç zaten. Daha çok genç. Mesela ama gençler de yaptırıyor şimdi. Gençlikle alakası yok. Amine Gülşe geliyor aklıma. O güzel ışık saçan saçları niye sararttı diye sormak istiyorum. Daha böyle bir sürü isim var tabii sararan. Amine Gülşe'ye olmadı. Olmadı evet. Yani o gene evlenmeden önce o neydi öyle? Saçlarına dönse çok daha iyi olur ama Eser'i daha çok çalışmalı günler bekliyor. Çünkü Berfu'nun malzemesi Eser Yenenler. Bitmiyor. Mutfakta, odada, çocuklarla, bahçede, çatıda, ağaçların altında, kümesin yanında başrolde Eser, yönetmen ve diğer başrol oyuncusu da Berfu. Evet, diğer habere geçelim. Eski oryantal Asena efendim geçmişinin peşine düşmüş. Geçmişini sildirmek için mahkemeye başvurmuş. Asena bakın nelerden rahatsız oluyor. Herkese beni unutun diye mesaj yolladı. Asena'nın şoke eden kararının detayları ikinci sayfada. Unut beni, unuttum gibi seni. Türkiye'nin başarılı ve önemli oryantal dansçılarından biridir Asena. Bir dönemler televizyona çıktığında pür dikkat kıvrak bel hareketlerini izlerdik. Hipnoz olurduk adeta. Sadece biz değil, dünya starları da hayrandı ona. Ah, o ben kendimi. Sadece dansıyla değil, yaşadığı aşklarla da epey magazin gündeminde yer almıştı. Tabii zaman geçtikçe o hızlı günler geride kaldı. 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştiren Asena, nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Devamlı Almanya'dayız. Zaten Almanya'da yaşıyorum ben. Evlenip başka bir ülkeye göç ederek hayatında yeni bir sayfa açan Asena, geçmişinden tamamen kurtulmak istedi. İşte bu nedenle yeni çıkan unutulma hakkı yasasından yararlanmak için dava açtı. Sil baştan başlamak gerek bazen. Tüp bebek tedavisi gördüğünü ve ağır bir depresyon geçirdiğini söyleyen Asena'yı mahkeme haklı buldu. Yani ünlü oryantalin tüm geçmişi dijital dünyadan silinecek. Fotoğraflar, görüntüler, haberler yok olacak. Peki o yıllar yaşanmamış sayılacak mı? Unutulma hakkı diye bir şey var mı Gülşen? Unutulma hakkı diye bir şey varmış, öğrenmiş oldum. Evet, ilginç yani. Aradan da 10 yıl geçmiş o haberlerin üzerinden ama Asena... Yeni değil, uzun zamandır zaten geçmişini sildirmek evet, istiyor. Evet, kesinlikle. Evet, o dönem daha gençti, daha hesapsız, kitapsızdı. Evlendi, şimdi de anne olmak istiyor ve bazı şeylerin arama motorunda karşısına artık çıkmasını istemiyor. Üzülüyor, belki eşi de bu konuda çok hassas, bence o da rahatsız oluyor. Eşten kaynaklanıyor. Evet, onunla beraber böyle bir karar aldılar ve çünkü... ben merak ediyorum gerçekten, şimdi bakacağım canlı yayında, bak şimdi aklıma geldi. Ne? Asena deyince şimdi ne çıkıyor? Arama motorunda karşımıza. Ha, bir bak ama bu arada
Asena yaptığı açıklamada tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum. İçeriklerin kaldırılması gerekiyor demiş. Fakat Hasan Bey ile evlenmeden önce hiç unutmuyorum. O zaman çalıştığım Posta Gazetesi'ne gelmişti. Ve şöyle bir ricada bulunmuştu. Evlenmek üzereyim. İlişkimin ve evliliğimin yıpranmasını istemiyorum. Lütfen gazete arşivinden eskiye dönük bazı haber ve fotoğrafların kaldırılması mümkün mü demişti ama hani bir mahkeme kararı fotoğraflar olmadı, duruyor, bazı fotoğraflar sürece, duruyor. Bir gazetenin arşivinden öyle bir şey kaldırılmaz. Yani şu an tüp bebek diyor ama o zaman da evlenmek üzereyim, sıkıntı olabilir demişti. Burada tüp bebek evlilikten ziyade yani Hasan Bey'in bu konuda bir hassasiyeti olabilir. Asena da sadece fotoğraf anlamında değil. Çünkü kendisi oryantal olduğu için zaten yok, kostümlü fotoğrafları vardı. Bazı haberler. Bazı haberler ama senin tırnak içinde o bazı haberler duruyor. Ha. Onlarla ilgili belli ki bir rahatsızlık yok. Bir dönem böyle dergilere böyle çok cesur pozlar vermişti. Baktım şimdi onlar gitmiş. Onlar oryantal kıyafetiyle falan fotoğrafları duruyor burada. Ve o bazı haberler de duruyor hala. Ha. İşte yavaş yavaş belki kaldırılıyor. Sevgili izleyiciler, bunun kaldırılması da epey bir para, emek ve süreç istiyor. Ne yapıyorlar? Kaldırılma konusunda çalışmalar yapan bir takım böyle şirketler var. Onlara bir miktar para ödüyorsunuz ve o istemediğiniz haberler silinmenin ötesinde de geriye düşürülüyor. Geriye düştükçe hatta ben geçen gün bir ünlünün ailesiyle ilgili bir şey aradım. Yok, hiçbir şekilde çıkmıyor, o da sildirmiş. Bir tanesi de zaten sen anlattın mı biraz evvel? Yok, anlatmadım. Anlatma. Bir tane ünlümüz de geçmişini sildirmek için 250 bin lira harcamış. Sayfalara, sitelere telefonlar açmış. İşte bunun karşılığında paralar teklif etmiş ve her şeyi de sildirmiş, değil mi? O haberler artık çıkmıyor. Evet. Skandal olayları falan vardı. Onlarla ilgili görüntüleri, haberlerin hepsini de sildirmiş. 250 bin lira karşılığında. Ya yani yaşarken bazen bazıları hiç umursamıyor, konuşuyor, fotoğraf veriyor falan filan. Ama gençken, sonra, gençlik hataları. Gençken oluyor, aradan yıllar geçtikten sonra da bir dünya paralar dökülüyor sildirmek ya da kaldırılmak için. Peki bazı konulardaki yorumlarınız geliyor, onlara devam okuyorum edeceğiz. Okuyorum ben şu anda, oradayım. Evet, bir haberimiz daha var, de haberlere devam ediyoruz. Demet Akalın ve Okan Kurt tanışmalarının 10. yılını ünlü arkadaşlarına verdikleri bir partiyle kutladı. İşte geceden görüntüler. Demet Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 10. yılını nasıl kutladı? Valla 10. yılımız, çok mutluyuz. Okan Kurt'un Akalın'a 10. yıl sürprizi ne? Sizler gelir, büyük ihtimalle de var mı? Geldi. Tam konser öncesinde Demet Akalın ve Okan Kurt'la birlikteyiz. Herkesin rekorunu kırıyor falan. Ve hala çok mütevazi. Onun için çok eski arkadaşım olduğu için. İnanılmaz istiyorduk. Şey, yakaladığımız için çok mutluyuz çünkü bugün bizim 10. yıl. Bir kutlayın. Evet, 10. yılı kutlayalım. Okan Bey özel günleri unutmaz. Yıl dönümü için de size sürprizler gelmiştir elbette. Geldi. Bir ay önceden geldi. Onu hiç anlatmayayım, sonra anlatırım. Aşkım, onu anlatma. Neye bakarken? Yok abi. O çok uzun yani, sonra anlatırım. Siz neler söyleyeceksiniz Okan Bey? Valla 10. yılımız, çok mutluyuz. Yarın işte geleneksel 10. yıl partimizi yapacağız. Ay sussana, minik gelecekler şimdi oraya. Ben konum atayım size şeyde. Ben iki yerim abi. Bursa'da. Geçtiğimiz haftalarda ailece Avrupa tatiline çıkmıştınız. Nasıl geçti acaba tatil? Yani gezdik. Yani ben 2-3 aydır o televizyon programı falan beni bayağı bir germişti. Onun için istiyordum zaten. Öyle ailece gittik. Güzeldi. Bira için de değişiklik oldu. Demet Akalın konser esnasında O Ses Almanya'ya Zeynep Avcı'nın seslendirmesiyle damgasını vuran Yalan adlı parçayı Tan'ın yorumuyla paylaştı. Taşçı konserine gidiyorlar ve Tan'dan Yalan şarkısını okuyorlar.
size de soralım. Hatta dün akşam düzenledikleri partide bir de Deha'dan dinlemek istiyorlar Yalan'ı. Yalan'ı en güzel sizce kim söylüyor? O ses Almanya'ya katılan Zeynep Avcı mı, Tan Taşçı mı, Deha Bilimler mi? Dinleyelim. Zeynep söylüyor. Ben baştan söyleyeyim. Deha'cımı uyaralım. Deha'cım belki oradaki atmosferden dolayı bir tık yükselememiş gibi geldi. Böyle şarkının içine de girememiş gibi geldi bana. Deha biraz gaza mı geldi? Tam ve Zeynep arasında biraz gaza geldi. Demet'le Okan'ı kırmamak için söylemiş belli ki. Kırmamak için. Kendi sahnesinde de söylüyor mu ama şimdi Tan'ı şöyle almak istiyorum. Zeynep'i böyle Zeynep. Almak istiyorum. Deha'ya da bilmiyorum şöyle bakmak istiyorum. Deha da, bakma Deha. Deha da olmamış bu. Bu kutlamalı gecede kalsın. Hani arkadaşların hatırı için söylemiş olsun. Repertuarını alırken bir Zeynep'le Tan'ı düşünerek bir daha gözden geçirsin Tan, ama Zeynep. Tan nasıl söylüyorsun? Nasıl o şarkının içine giriyorsun? Nasıl o duyguyu bizlere geçiriyorsun? Bu arada Tarkan bir anısı vardı. Harbi Açık Hava'da biliyorsunuz. 15 tane konser vermişti. O rekoru kim egale edecek, kim yaklaşacak diye düşünüyorduk. Tan'ın sayfasına hemen girdim, baktım. Tan şu anda tam evet. 15'i tamamlamış efendim. 7 Kasım, 9 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım Harbiye Açık Hava'da konserleri var. Gerçekten işini iyi yapınca insan ve sadece işiyle de gündemlenince ödülü bu oluyor. Şöyle oluyor, arka kapıdan kapıları açıp bedavaya seyirci almıyorlar. Almıyor. Gerçekten ben gitmek bilet istiyorum satarak, Tan'ın konserine. Bilet satarak. Sen de geleceksin benimle. Sen geleceğiz. Pek konsere gitmeyi sevmiyorsun bu aralar ama. Belirli böyle 2-3 isim. Bir Tarkan'ı var onun. Tarkan değişmiyor. Neyse ama Tan'ın bu performansına sessiz kalamayız sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda. Çok değerli bir isim var. Böyle görünce biz zaten hemen böyle ayağa kalkası geliyor insanın heyecandan. 60 yıl mesleğine emek vermiş, saçını bu uğurda ağartmış bir isim. Yaprak dökümüyle kalplerimizde ayrı bir yer etti. Sevgili Güven Hokna bizlerle birlikte tüm güzelliğiyle. Hoş geldiniz. Hayır canım, ne kadar zarifsiniz. Burada olmaktan gerçekten çok büyük bir huzur ve mutluluk duyuyorum. Birçok kez biliyorsunuz çok, misafiriniz oldum. Evet. Ama bu kadar isteyerek gittiğim, fazla sevinerek gittiğim bir yer olmamıştır. Şimdi farklı bir stüdyoda yine sizlerleyiz. Evet, evet. Siz de bize bayağı farklı geldiniz böyle. Evet. Kilolar gitmiş böyle. Evet, bayağı bir kilo verdim. Bir bakıma iyi oldu. Çünkü artık... Tabii haklı olarak, yaşa bağlı olarak. Sağlığım çok iyi maşallah. Tamam maşallah. Çok iyi. Küçük bir şeyler, atlatılması gereken bir şeyler tabii ki atlayacak. Tabii yani ki. İnsan doğduğu gibi yaşlanmıyor. Evet. Yaşlılığında verileri var. Onları da kendime yakıştırmaya çalışıyorum. Yani her şeyde çok gözüküşüyor şu anda. Son derece ritmim iyi. Hamdolsun yürüyebiliyorum, düşünebiliyorum. Hala doğru düşünebiliyorum. Çok önemli. Güven Hanım Allah şöyle... akıl yoksunluğu vermesin. Amin. Güven Hanım, Gülşen'le aramızda sizin diyaloğunuz yıllardan bu yana hiç geçmiyor. Diyelim ki bir konu olacak. Böyle diyoruz ki öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? İkimizden birisi şöyle söylüyor. Ağzımızın tadı bozulmasın. Aynen öyle. O bizim nasıl? Kurtarıcı cümlemiz oluyor. Hele senk oldu ağzımızda. Evet. Gerçekten. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Aman Allah korusun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Arkadaşlar bunu biz böyle... Aman Allah korusun. Allah ağzımızın tadını haberler bozmasın. Haberler arasında da böyle çok riskli aman bir Allah. Şey varsa siz bize gönderin. Aman kızlar hani ağzımızın tadı kaçmasın gibi. Ama bu o kadar güzel bir... her şeyi anlatıyor. Ece Yörenç, Melek Gençoğlu. Yani gönüllerine, yüreklerine sağlık. Nasıl bir halk deyimi... Evet. O kadar mı güzel ifade edilebilir? Evet. O pelesenk oldu dillere biliyorsunuz. Neden pelesenk oldu? Ben söylediğim için değil. Bunu kim söylerse söylesin. O bir noktaya atış attılar. Yani atış ettiler. Noktaya olan atışta herkes çok etkilendi. Çünkü ağız tadı çok önemli. Ne parayla ölçülüyor, ne güzellikle ne ölçülüyor. Pulla, ne güçle. İnsanın ağzının şey. Tadı... hep yerinde olsun. Kaçtığın zaman uyuyamıyorsun bile. Hiç kimsenin bozulması. Evet.
Hem ama size de o kadar yakıştı ki o. Belki ya. Bir başkası söyleseydi bu kadar yıllardan bu yana tekrar etmezdik. O size Hülen yakıştı. 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü yayınlandı. Evet, evet. Üzerinden kaç yıl geçti? Kaç? 11 yıl geçti. Hala tekrarları büyük bir ilgiyle izleniyor. Bunun sırrı ne? Bizim seyircimiz bir kere bütün sır yazarlarımızda. O kesin. Tabii. Bu işi yapan yapımda. Evet. Bu işe gönül veren oyuncusunda. Biz orada bir aile gibiydik. Bunu her zaman her yerde söylemişimdir. Hala da hepimiz birbirimizi çok severiz. Görüşüyoruz, görüşemiyoruz. Tekrar çalışabiliriz, çalışmayabiliriz. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan bizim o günlerde verdiğimiz o sımsıkı, sıkı sıkı o aile güzelliklerini, sıcaklığını dışarıyla, halkla paylaşmış olmamız. Halk samimi olan her şeyi çok seviyor seyirci. Evet. Onun için çok ben de seyircimi seviyorum. Sette, ve hep dürüst olmaya çalıştık hepimiz. Sette en yakın olduğunuz, böyle ayrılmaz parçam dediğiniz kimdi? Yani tabii bütün arkadaşlarım hepsi değerli benim için. Hepsi çok yetenekli. Biliyorsunuz bir yığın gencimiz orada çıktı. Okuldan geçerek adeta. Bizlerin en çok kazanan isimleri oldu hepsi. Pardon, evet. Genç arkadaşlarımız vardı. Hepsi şimdi çok güzel yerlerde. Yolları açık olsun. Güler Ökten vardı mesela. Hmm. Evet. Halil Ergün vardı mesela. Ay, evet. Ne kadar özledim. Bir gün birbirimize kırıldığımızı, kötü söz söylediğimizi ya da ne bileyim alındığımızı hatırlamıyorum. Gerçekten bir aile gibiydik çocuklar, inanamazsınız. Halil'cim eli kolu dolu gelir. Ben öyle. Hadi yiyelim içelim birlikte. Ne güzel. Tam bir aile ortamı. Ama. Allah ağzımızın tadını bozmasın var ya. Evet. O kadar bize yakışan öyle doğru güzel bir replik oldu ki o. Evet. Yani çabuk unutulacak. Değil, unutulmaz zaten. Bir iş değildi o. Hayriye Hanım rolü size nasıl teklif edildi? Bir hikayesi var şimdi mı? Şimdi çok enteresan. Ben Ankara'daydım o zaman. Çataylarla da çok eski tanışır görüşürüz. Çatayların annesi. Ekrem Çatay Kerem. Evet. Ay Yapım. Evet, Ay Yapım. TRT kökenli biliyorsunuz. Hem eşiyle Susam Sokağı'nda ben o yönetmenimde çalışmıştık. O zaman Kerem çok küçüktü. Kafasını okşardı Susam Sokağı sefine gelince. Şu kadar hallerini biliyorum. Susam Sokağı. Hatta Güven abla bunu hiçbir yerde anlatma derdi bana. Yani artık koca delikanlı oldu. Yolları açık olsun. Çok da severim Kerem'i. Çok güzel bir evlattır. Baba öyle. Anne zaten çok zarif, tartışılmaz. Şimdi diyecekler ki çok övüyor. Çünkü biz bir aileydik. Ailenin modası geçmez. Her zaman her şeyi söylersin. Bir eksiği varsa kapatırsın. Bir yanlışı varsa düzeltirsin. Biz böyle öğrendik. Bir de yaşımıza ve tecrübemize de bu yakışır. Onun için çok severim Çatay'da. Bir gün bir telefon çaldı mı? Bir gün bir telefon çaldı. Ekrem Bey. Ekrem Çatay. Yani tanışıklığımız var. Uzun da bir kopukluğumuz var. Güvencim dedi, bir İstanbul'dayım. İşte şeyi kurmuşlar. Seti kurmuşlar. Ne? Kadroyu. Hayır. Ay Yapım'ın içinde olduğu Elma kanalı vardı. Anladım. İşte bir çocuk kanalı vardı. Televizyonda bir takım şeylere başlamışlar, çalışmalara. Bir iş yapacağız dedi. Beyazıt Öztürk'te. Onun annesi olacaksınız. Bir rol var. Bir sitcom tarzı bir şey filan. Dedim olabilir. Niye olmasın? Konuştuk, ettik. Şartlarımızı kabul ettik. Tam İstanbul'a gideceğim fakat o iş kaldı. Olmadı, olamadı. Bir sebepten dolayı. Sormadım da neden olmadı diye. Ondan sonra tekrar ikinci bir telefon. Şöyle aradan bir 20-25 gün geçti. Güvencim, seni yine bekliyoruz. Hayırdır inşallah, bir iş mi var? Böyle böyle Yaprak Dökümü. Bizim Yaprak Dökümü dediğimi hatırlıyorum. Bizim Yaprak Dökümü mü? Bir Yaprak Dökümü bizim oldu sonra. Evet, gerçekten öyle. Evet. Ve Yaprak Dökümü biz bir araya geldik. Halil'cim geldi. Çok güzel bir yemek verdiler. Balık yemeğe gittik.
Hep birlikte birbirimize alıştık derken kadro tamamlandı, yapıldı, herkes geldi. Gerçekten tam bir aile. Oldunuz tam öyle. Tam bir sevecen. O izleyiciyi de geçti. Güler'cimle görüşürüm, Halil'cimle görüşürüm, kızlarla. Onlar i̇şte şimdi kızları da konuşacağız, birazdan konuşalım. Geleceğiz ama Z kuşağı belki hatırlamaz. Bir evet. Susam sokağı vardı, bir minik kuş vardı orada, ay, bir canım. Kırpık vardı orada. Aa. Bir bakkalımız vardı. Bayılırdım. O da bir başka çocuk bir projeydi. Bakkalımız, evet, evet. Çok hoş. Genelde devlet tiyatro sanatçıları. Orada da ben öyle zayıfım. Şişmanlatıcı korseler giydirilerek. İşte o zamanın. Şu an zamanın, ekranda görüntülerde. Evet. Zehra teyzesi. Zehra teyzesi, evet. Canım benim, ne güzeldi. Harikaydı. Çok güzel çok işler yaptık. Yani güzel işlerin içinde oldum. Hala hatırlanıp konuşulabildiğine göre evet. Mutluluk duymak benim hakkım. Şimdi yani. Evet. Genç oyunculara da gireceğiz ama biraz yani, evvel sesi mi dinleyeceğiz? Biraz evvel seyircilerimize de sorduk. Yalan şarkısı mı dedik? Tan Taşçı mı? Zeynep Avcı mı? Yoksa Deha mı daha iyi seslendirmiş diye. Sizlerden gelen yorumlara hemen bir bakalım. Derya Hanım diyor ki kesinlikle Zeynep diyor. Selcan tabii onun sesi yorumu kimseyle yarıştırılamaz. Tan Taşçı kesinlikle derken Büglem de kesinlikle Zeynep Avcı diyor. Tan'ın üzerine yok diyenler var. Tabii ki Tan, diğerlerini geçiniz yazmış bir izleyicimiz de. Siz dinleyebildiniz mi? O sırada stüdyodaydınız. Muhteşem bir şey. Evet. Daha önce de şarkı dinledim. Şarkı da muhteşem. Ekran. Şarkı muhteşem. Tabii söyleyenden söyleyeyim. Zeynep'in yorumu. Muhteşem. Evet. Sahibinin ağzında her laf çok güzeldir. Evet. Öyle çok, düşünüyorum. Çok güzel. Onu hissedebiliyorsa, bize geçirebiliyorsa o hissi çok önemli. Zeynep yani. Zeynep evet. Ay, çok güzel. Evet. Çünkü ben yürekten bunu dinledim, söylüyor. Böyle tüylerim falan kötü oldu. Ay dedim ne hoş bir şey. Bir daha açtım, bir daha dinledim, bir daha dinledim. Çok güzel. Benim böyle tüyler böyle diken diken ay, oldu. Ay Gülşen ilk dinlediğinden hemen, beri. Hemen Deha'yı açtım, hemen indi hepsi. Harika. Var ya. Yani diğer arkadaşlarımız da mutlaka güzel yorumluyorlardır ama Deha'yla dengeledim durum. İlk ağız, duyduğumuz ilk ağız benim için çok önemli. Bazen çok iddialı şarkılara girmemek gerekiyor ya da çok iddialı rollere girmemek gerekiyor, evet, değil mi? Evet. Şimdi ses, diksiyon, oyunculuk derken bütün haberleri size topladık. Haberlerimizle de devam ediyoruz. Evet. Daha yolun başında sizin 60 yıllık kariyerinizi düşünürsek yolun başında isimlerden bir yıldız Demet Özdemir başarı hikayesini anlatmış. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Bir dinleyelim sonra size tamam. Dönelim. Tamam. Demet Özdemir şöhret basamaklarını nasıl tırmandı? Biliyorum herkesin hikayesi kendine göre çok kıymetlidir ama benimki biraz olağan dışı. Güzel hayaller kurup onun peşinden koştuğun zaman zaten karşını alıyorsun. Kariyerinin mihenk taşı hangi proje oldu? Barış ben seni seçtiğim için kendimle gurur duyuyorum. Sen benim kazandığım en güzel madalyasın. Ve tabii bütün kadınların hikayesi çok ayrı ve çok başarı dolu. Demet Özdemir'in başarı hikayesi nasıl olur, nasıl yazılır diyorsun? Vallahi en iyisi şu an yaşadığımdır herhalde. Daha sonrası nasıl olur bilmiyorum. Yani kendi işinde, aile hayatında böyle güzel hayaller kurup onun peşinden koştuğun zaman zaten karşını alıyorsun. Beni tatmin eder, başkasına etmez ama benim için bu yolculuk tabii. Hep böyle bir karşılığını aldınız mı hayattan, beklentilerinizi? Bana yeten kısmı evet, aldım. Üç hani güzel bir gece, eğlendik, güldük. Sonra ne yapacaksınız? Ne? Hadi soralım, ne yapacaksınız? Eve gidip uyuyacağım ya. Değişik sabah olacak. Çok erken uyandım da. O yüzden oradan oraya çok koşturdum. O yüzden burası final. Genç oyunculardan kimleri beğeniyorsunuz? Demet'i nasıl buluyorsunuz diye soralım. Vallahi herkes kendi çapında bence çok güzel. Hepsi başarılı. Diziler bu kadar güzel, uzun zaman alıp beğeni kazanıyorsa başarılılar demektir. Bana bir şey söylemek mümkün değil. Olur mu siz 60 yıllık artık hocasınız. Yani, size bir şey söylemek yani, çok şey düşer söylemek açısından. Tabii oyunculuk sadece ezber yapıp ki onu da ayrı tartışıyorum. Çok zor bir şey başarıyorlar. Genç oyuncular. Ama deneyim olmadan sadece güzel kadın diye oynatılan oyunculardan ayrı tutuyorum bir kere demek. Tabii. O gerçekten evet. Güzel oynuyor. Daha tecrübe sahibi olup var olmayı deneseler,
Sadece güzelliklerinin ya da yakışıklarının olmuyor. Arkasına saklanmıyor. Sadece o zaman güzel kadın izliyoruz. Evet. Ben estetiğe hiç karşı değilim. Eğer oyunculuğu bıraktığım gün hemen gerdireceğim, büzdüreceğim. Ciddi misin? Tabii. Ben kadınım. Tabii ki. Ama güzel ama bir kadınsın. Oyuncu olduğum sürece asla... Çünkü bu defo diye baktığımız şeyler benim materyalim. Evet. Aynen. Mimikler, jestler. İfadem, tarzım, cildimin kırışıklığı, boynumun sarkması, her şeyi farkındayım. Ama bunlara dokunduğum an güven okunu olmam ki. Şimdi bunlar benim için inanılmaz değerler. Hiçbir arka... Var olanlar, onların değerini bilmem lazım. Onlar benim materyalim. Hiç böyle gitmek üzereyken yapma güven, biraz daha bekle dediğiniz oldu mu? Ne açıdan? Hani bir estetikçiye gitmek konusunda böyle tam ikna olmuşken aman yapma güven. Mesela göz kapaklarım çok sarktı. Böyle çok artık üstüne düşüyor. Bunu benim çok sevdiğim doktor çok arkadaşlarım var. Evet. Çok basit bir işlem. Belki onu yaptırabilirim. Çünkü artık göz kapakları üstüne düşünce bunu şey yapamıyoruz. Gözlerle böyle oynamak çok mı çok gergin, çok estetikli yüzleri sevmiyorum. Gülemiyorlar. İfadesiz gülme olur mu? Kırışacak her yeriniz, kaşınız, gözünüz, ağzınız, burnunuz. Güven Hanım bir de köylü kadını canlandırıyor. 50'lerinde. Evet. Tarlada çalışıyor. Evet. Ya bir bakıyorsun oyuncunun yüzüne. Porselen dişlerle. Kaşlar dövmeli. Evet, evet. Porselen dişler. Bir türlü böyle adapte olamıyorsunuz. Ben en son oynadığım Hercai'de özellikle dişlerimi yaptırmadım. Dişlerim aralanmıştı. Dişlerimin değişmesi lazımdı. Zamanı geldi çünkü porselenlerin. 3-5 porselenim vardı. Onları 8 ay öyle kullandım. Çünkü kırsal bir anneanne oynuyorum biliyorsunuz. Evet. Böyle ağzımızdan. Anneannesini oynuyordum. Oradan da sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine, bir tüm ekibe. Çok şeker çalıştık hepsiyle. Şimdi bana yakışır mıydı porselen dişle gülümsemek? Olmaz. Evet. Olmaz. Bana ters gelen her şeyi beklettim. Ha, onun için çok güzel kadın olmak istersem de ileride çektireceğim, büzdüreceğim. Gayet güzel. Yine çok ileride güzel. Ama şimdi değil. Yok, daha hala güzelsiniz. Biraz beynimiz çalışılıyor. Oyunculuğa evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi güzel bir haberimiz var efendim. Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci bebek haberi geldi. Hadi, İkinci kez olsun. Anne baba olacaklar. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kızı Lale'ni kucağına alan Sinem Kobal'ın 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hatta bebeğin cinsiyeti bile belliymiş. Bu kez erkek bebek yolda Lale'nin ardından Lale'ne abi geliyor. Oyuncuların haberi sadece ailelerine söylerken kimsenin duymaması için özen gösterdiği de ortaya çıktı. Sinem Kobal'ın pandemi nedeniyle hamileliğinin bir bölümünü Selimiye'de geçireceği de konuşuluyor. Cadde'den, Milliyet Cadde'den Mesut Yılmaz'ın özel haberi. Çiftimizle de bir röportaj da yapılmış. Lavin'le ilgili konuşuyorlar. Bakışları babasının kopyasıymış. Kenan İmirzalıoğlu yoğun trafikte aracının içinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarını her zamanki beyefendiliğiyle selamladı, sohbet etti. Kenan Bey merhaba, nasılsınız? Nasılsınız efendim? Özlediniz mi? Bu zaman oldu. Ezileceksiniz. Dur bakalım. Yok iyi. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Siz de neler yapıyorsunuz? Ne yapalım? Yaramazlık yok bayağı. Valla çapışı gibi konuşuyorsunuz. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Az ileride de araçlarını park edip basın mensuplarının sorularını yanıtladı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu. Mesafeyi koruyacaksınız, çıkartayım maskeyi. Ünlü çift kızları Lalin dünyaya geldikten sonra sanırız daha keyifli bir çift olmuş. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çok mutlu. Lalin'i de göremedik. Evet. Evet, nasıl gidiyor? Hani doğduktan sonra da duygu ve düşüncelerinizde bir değişiklik oldu mu anne baba olduktan sonra? Genelde herkeste olur ya böyle değişiklikler. Yanlış yapmışız falan gibi mi? Yok. Genel olur yani. Daha sarıflı olur. Daha büyük bir salmada girelim. Ya anne baba olmak tabii ki çok tasarım güzel bir babaya düşüyor. Çok çok güzel biz. Allah gerçekten isteyen herkes nasip etsin. Lalin de büyüdü, bir yaşına girdi. Çok güzel, bize her gün çok güzel anlar yaşatıyor. Evet. İyi ki var yani. O yüzden anne babaya sorduğunda aslında bu soruları değil. Çok çok farklı söyleyecek bir şey yok. Bizim için o hayatımızın en güzel parçası oldu, en güzel hediyesi oldu bize çok şükür. Muhabirler kızınız Lalin kime benziyor diye soruyor. Kişisel olarak anne iş dünyası tartışılır. Hepimizin anne var orada. Ya çok, dedesinden çok bile var yani. Bir şey ya. Yani büyüdükçe mimikleri, yaptığı hareketler, verdiği tepkiler değiştikçe yani görsel olarak baktığımızda
anneye daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Yani bana benziyor ama içeriden böyle bazen Kenan bakıyor, bazen bakıyorsun ben kendi babamı, annemi görüyorum. Kenan aynı şekilde garip bir şey yani. Yaptıkları bir mimikte, verdikleri tepkide çok acayip. Herkesi görebiliyorsun. Biraz gözüyle azarlayabiliyor öyle bir şey. Yani gözüyle azarladığı zaman ben babamı görüyorum. Sizin gibi o zaman. Ve kritik soru. İkinci çocuk istiyor musunuz sorusuna bakın nasıl bir cevap geldi. Lale'ni bitirdik mi? Sıradaki arkadaşlar. Aile bir kesine kadar gidiyoruz. Oraya doğru gidiyor. Tamam mıdır? Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet, biliyor musunuz Güven Hanım, ben böyle insanların yüzüne baktığım zaman böyle bir bebek var mı, geliyor mu falan, böyle bir hamilelik yüzü diye bir şey var galiba. Doğru. Hemen onu anlarım. Hatta Müge'ye dedim ki dur dedim Müge bir şey söyledi. Bir bakayım Sinem'in yüzüne gerçekten böyle hamile mi? Yani kendimi bazen bu yayında Cevriye Hanım gibi hissediyorum. Gerçekten Cevriye Hanım gibi. Hatta sen de nünüşsün diyorum. Doğru. O bende de oluyor, evet. Biliyor musunuz? Yani şişlik mi geliyor? Bir göz altlarında hafif çökme olur. Bak. Böyle bir edalı bir solgun, bakar. Bir solgun böyle olur. Hani bir yorgunluk demeyeceğim de o canlılığını yitirir. Uyku hali gelir falan. Evet, evet. Bizler de anne olduğumuz için. Evet. Bunları ben böyle yaşadığımı sizce hatırlarım. Sizce Sinem'e baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Geldi mi o his? Sinem çok genç tabii. Sinem şimdi. Çok genç, evet. Evet. Onu tam anlayamadım şeylerinden. Yalnız ünlüler dünyasında ama da böyle bebek haberleri böyle şey üst üste geliyor. Evet. Yani böyle bir bebek oluyor, daha o büyümeden falan diğer bebeğin haberini alıyoruz. Bengü de öyle oldu. Bengü'de şimdi Sinem de öyle oldu. Evet. Aynen öyle. Yaşlar geçmeden hani yaşıtını dengeleyerek. Kimi kariyerim diyor, setlere ya da sahnelere hemen dönmek istiyor ilk çocuktan sonra ya da çocuk yapmamaya karar veriyor. Kimi de kariyer mi, mutluluk mu, aile mi ikileminde öncelikli aile ve mutluluk diyor. Karar herkesin onların seçimi tabii. Farklı. Allah ama inşallah senin, sağlıkla doğsunlar, büyüsünler. Senin haberini vereceğin isim herhalde önce kariyer diyor. Hatta bu konuda hırslı ve hızla yol alıyor genç meslektaşınız Serenay Sarıkaya. Nasıl buluyorsunuz Serenay Sarıkaya'yı? Valla yani gördüğüm kadarıyla görmemek mümkün değil tabii. Evet. Her yerde. Yetenekli bir kız. Hı hı. Çok hızla ilerliyor bence. Biraz daha tabii henüz o olgunluk yok. Biraz frene basması lazım. Yani bir şey tamam. Hı. Bir şeyi hızla gidersiniz. Ama hız kesmeden devam ederseniz cumburlop olur insanlar diyebiliyorum. Serenay böyle olacak diye bir şey yok. Fazla tanımıyorum. Hatta hiç tanışmadık. Allah yolunu açık etsin. Yani yüzünü falan yıpratıyor anlamında söylüyorsunuz değil mi? Bir ara Beren Saat de o hataya düşmüştü. Aşk-ı Memnu bitti, Fatma Gül'ün suçuna. Fatma Gül'ün suçuna bitti, intikam. İntikamın ardından başka bir şey. Böyle bayağı hızlı gitmişti. Bir de çok çok gündemde. Ali bitiyor, Ahmet başlıyor. Ahmet bitiyor, Mehmet başlıyor. O zaman kanalize olduğunuz o güzel kızın zarafetinden yitirdiğini hissediyorsunuz. Bir şeyler eksiliyor insanoğlundan. Anlatabiliyor muyum? Evet, anladım. Yani ağır bir laf değil bu aslında. Evet. Çok kendi düzeyimde daha olgun bakmaya çalışıyorum. Ama fazlalıklar var. Bilinçsizlikler var. Yoksa onun hayatı bizim karışmaya hakkımız yok. Estağfurullah. Aslında belki de şundan kaynaklanıyor. Serenay Sarıkaya'nın... Gündemde olmak mı acaba? Serenay Sarıkaya'nın son 2 yılına baktığınızda daha çok özel hayatı ve anlaşma yaptığı yüksek bütçeli reklamlarla gündeme geliyor. Reklam ve özel hayat ön plana geçince bu kez asıl onu var eden oyunculuğu biraz gölgede kalmış olabilir. Dün de yine reklam yüzü olduğu bir gecenin partisine gitti. Yanında da kız arkadaşları vardı. Yakında bomba gibi geliyorum dedi. Hadi bakalım. Kızlar toplandık. Çok uzun zaman oldu görüşemiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Çok böyle hani yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Çekimleriniz falan çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Hani reklam projelerinden başka bir projeniz var mı? Sürpriz projeler belki vardır. Tamamdır. Biz onlardan hoşlandık. Şimdi niye?
Serenay deyince işte kaç liraya hangi markaya imza attı? Hangi markanın yüzü? Açıkçası hani ben bile şu an hangi markadan ne kadar aldı? En son kimle anlaşmayı imzaladı? Şöyle bir iki dakika düşünmek durumunda kalıyorsun. Netleştirmek için. Yetişemiyoruz artık. Çok markanın yüzü olmak da bir oyuncu için. Şimdi şöyle düşünüyorum bakarken ben yani. Biraz öyle, biraz da sarhoş vaziyetteler. Şöhret sarhoşluğu, kendinde olan bir takım yetenekleri farkında olan bir kız. Hı hı. Çok da doğru yerlerde kullandığına inanıyorum, başarılı. Fakat her yerde var olmak istiyor. Yani bir insan nüvesinde her şeyi çok doğru toplayamaz. Mutlaka hata yapar aralarda. Yaptığı hatalar onu dibe mi çeker, daha üstte mi tutar onu da bilemiyorum. Bunlar tabii çok afaki konuşuyorum. Ama biraz daha kontrollü olmasını dilerdim Serenay'ın. Yoksa zarif bir kız, son derece başarılı, güzel. Peki Serenay'dan? Gerek yok yani dal budak salmaya. Ne olacak? Tek bir işte yürü. Evet. Serenay'dan Beren Saat'e geçelim. Beren Saat'i beğenir misiniz? Beğenirim, çok. Biz onun son dönemde değişimini konuşuyoruz. Ne yaptırdı? Önce dişlerinin arasında bir boşluk vardı. Hmm. Onu kapattırdı. Lamine ile kapattı. Evet, evet. Sonra saç rengini değiştirdi. Işıklar attırdı. Bununla da kalmadı. Bir de perma yaptırdı. Gelen yorumlar sonrası Beren eski haline döndü. En azından saçları döndü diyelim ve izleyelim. Gerek kapak misaliyiz bu hayatta. Merhaba, merhaba. İyiyiz, teşekkürler. Bu akşam neler söyleyeceksiniz? Evet, çok heyecanlıyız. Hayırlı olsun, yepyeni bir proje. Hem ülkemizin dizi sektörü, film sektörü için, hem oyuncularımızın dünya çapındaki başarısı için heyecanlıyız. İnşallah çok güzel olur. Ben bir şarkı verdim, bu şarkı dizinin 4. bölümünde çalacak. O yüzden diziyle ayrı bir bağımız daha var duygusal olarak. Çok güzel bir akşam ve harika bir sezon olsun inşallah. Beren Hanım, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız izle. Çok biraz yabancı da değilsiniz Atiye dizisiyle beraber. Evet, heyecanlıyız izlemek için. Bakalım. Yani Kenan Şahin'e bir şarkı yaptığı eminim o sahnenin de çok güzel olduğuna. Şarkı demişken İngilizce şarkının ne zaman geliyor? Kolay gelsin. Biz evet, sosyal medyayla ne kadar çok fazla takılmadığını söylese de takılıyor olmalı. Çünkü o meç mi gölge mi attırdığı saçlara o kadar yoğun eleştiri geldi ki bakın çok kısa bir süre sonra katıldıkları davette yine eski haline döndüğünü gördük. Nasıl buldunuz? Ben de yadırgadım. Önceki hali. Hep doğallıktan yana olmaya çalışıyorum. Yani şu halde güzel. Ama tabii ki en baştaki. O dişlere hiç dokunmadığı hali çok daha güzel. Yani. Onun gülüşü başka. Gençler ama aralık diş sevmeyebilirler. İşte ben de dediğim gibi. Beklemişsiniz, neden sonra, bakar mısınız? Ondan sonra şu önlerimi yaptırdım. Sağ olsun çok da şeker bir diş hekimine gittiniz. Tanıştık. Hı-hı. Çok iyi bir dostumdur. Hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün izleyen dostlarımıza, sevdiklerime sevgilerimi iletiyorum. Görüşeceğiz yakında. Peki. Sadece Beren Saat değil tabii değişen, Yaprak Dökümü de çok sayıda oyuncu kazandırdı piyasaya. Evet. Evet. Sizin kızlarınız da çok değişti aslında. Fahriye Evcen mesela. Çok. O hallerine bakıyorsunuz. Çok. Şimdiki haline bakıyorsunuz. Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Bir getirelim Fahriye'nin eski ve yeni halini dizdeki görüntülerle. Bakayım. Canım benim. Evet yani masum değil mi? Evet. Çok masum. Fahriye'yi daha sizin sete geldiğinizde. Fahriye'nin son hali de burada ekranda da var. Fahriye Evcen'in ilk böyle belirleyici onu tanıtan Türkiye'ye oyunculuk denemesiydi. Hiç evet. Öğütleriniz oluyor muydu ya da gelip size bir şeyler soruyor muydu? Siz günün birinde bir yıldız olacağını tahmin etmiş miydiniz? Etmiştim. Çünkü Fahriye çok ölçülü, çok nabza göre hareket etmeyi bilen bir kızdı. Bir kere Almanya'da doğmuş büyümüş. Evet. Hemen hemen hatasız diyebileceğim kadar kontrollü bir kızdı. Disiplinli. Kontrollü. Çok. Evet. Çok da severim. Gökçe'yi de çok severim. Gökçe'ye gireceğiz ama şu haliyle Fahriye'yi bir yolda falan görseniz, bir alışveriş merkezinde yani, görseniz tanır maalesef, mısınız? Maalesef. Keşke tabii
çok doğal. Bu da çok güzel. Evet. Ama Fahriye değil, başka bir kadın. Sanki böyle yabancı bir model gibi. Evet. Ama kadın güzel. Evet. Her Mahkeme şeyde yakışıyor. Güzel. Evet. Yani ben Fahriye için zaten hiçbir zaman kötü konuşmam. Ama Allah yollarını açık etsin. Biraz daha az özenli olsalar, daha kendileri olsalar. Daha doğal olsalar. Daha doğal, doğal. Ben hep doğallıktan yanayım. Evet. Yani. Bir şöyle bıraksalar değil mi? Şimdi. Kontrolü biraz bıraksan. Ekranda hani bakıyorum kendime şu anda. Bayağı böyle fazla bir makyaj var sanki suratımda. Ya da ben öyle. Hayır hayır, bu çıkışlardan dolayı. Öyle bu mi? Çıkışlardan. Fahriye Evcen'de yani, çok doğal kadın. Yok doğal. Tabii ki. Fahriye Evcen'de izlerken bir şeye takılıyorum. Tarihi bir dizide çok önemli bir rolü üstlendi. Fakat dizinin tanıtım fotoğraflarına baktığımda, tarihi dizi diyoruz, Fahriye Evcen'in dudak kalemi var. Ve ruj var. Yani o zaman ben o tarihi şeyin içine girmekten çok Fahriye'nin Instagram'da paylaştığı güzeller güzeli pozlarına aklıma onu getiriyor. Tarihi rolden çıkarıp Instagram pozuna götürüyor beni. Ekran çok tehlikeli, çok dikkatli, var olunması gereken bir yer olduğuna inanıyorum. Ve evet. Saygı duyuyorum, korkuyorum evet. Da ekrandan. Evet. Bakın bu kadar tecrübeli olmama rağmen korkuyorum. Tiyatrodan, çünkü biz tiyatro kökenli olduğumuz için seyirciyle tek başınıza kaldığınız zaman, aradaki perde kalktığı zaman bütünleşirsiniz. O bütünleşmeyi başaramadığınız an siz sahnede tek başınıza ne yaparsanız yapın sizi kimse dinlemez. Güven Hanım, tarihi roldeki makyajı Fahriye Evcen'in böyle. Fazla. Evet. Bence de çok fazla. Bilmiyorum bu makyajı kendiliğiniz. Sanki böyle bir dergi çekimi, katalog çekiminde gibi. Tarihi bir karakterle böyle poz vermiş gibi. Öyle bir şey uyandırıyor yani. Hani. Şimdi ben size bir şey diyeyim mi? Çok açık konuşmak gerekirse. Tarihi roller hamasi olmayı gerektirir. Hamasi ne demektir? O tarzın varoluş biçimine göre davranmak. Taklit değil. Onu benimsemek, benimsetmek ki seyirci inansın. Şimdi ne bileyim alın işte en güzel yüz şey... Kim? Halit'in oynadığı. Halit Ergen. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Harika bir işti. Hepimiz evet. 4 yıl, 5 yıl böyle bayıldık. Gerçekten ama çok hatalarla doluydu. Onu nasıl göremediler anlayamıyorum. Bunu bir tenkit olarak vermiyorum. Hamasi rollerde özellikle kadınlarda giyim, kuşam, davranış yani bir kere işte örtüler vardır. Tamam vardı. Güzel kadın olma. Güzele heveslenme olmamalı. Tarihte neyse odur. Hamasi dediğimiz onun Osmanlı'nın nasıl şiirsel bir konuşması varsa davranış biçimi de öyledir. Sadece kılıç kalkan kullanmak değil. Hanımlarda sadece bıttırı bıttırı yürümek olmaz. Hamasi yürüyüş elini kaldırırken, bunu savururken hepsi büyük, ağdalı Osmanlı'ya yakışan hareketlerdir. Bunu hiç kimse yapmıyor. Bittiri 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 yürüyor. Bittiri bittiri. Günlük. Evet. Günlük. Aa. İşte Meryem'i almışlar, boyamışlar, oraya koymuşlar. O tarz bir elbise giydirmişler. Ama o giyimi kuşamı sunamıyor. Hı. Seyirciye geçiremiyor. Çok konuştuğu zaman ukala diyorlar bana ama doğruları söylüyorum. Siz 60 yıllık artık. Bunlara dikkat edilsin yani. Siz Fahriye'yi izlediniz mi peki dizide? Ya da tanıtımına denk geldiniz. İzlemedim. Sadece... magazin sayfalarında bazen elime geçtikçe. Peki size zor bir soru soralım. Ha canım sor. İkisi de kızınız Necla ve Leyla. Heh. Hangisinin oyunculuğunu daha çok beğeniyorsunuz? Fahriye Evcen mi, Gökçe Bahadır mı? İkisi birbirinden o kadar farklı iyi oyuncu ki. Şimdi politik konuşmuyorum, doğruları söylüyorum. Leyla'nın da çok Gökçe'nin yetenekli tarafı var. Evet çok. Çok 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 çok. Güzel oynuyor. Son dizisi de son derece hoş. Çok güzel. Saçını, başını, makyajını o kadar doğal ve yerinde yapmış gibi çok beğendim. Fahriye de çok farklı. İkisi çok farklı güzel. İkisi çok farklı yetenek. Onları çarpıştırdığınız zaman ortada ortak bir şey çıkamıyor maalesef. Evet. Siz o sette... Bunu ayrı öyle telaffuz edeceksiniz. Bunu böyle. Siz sette, bence. Yaprak Dökümü setinde hiç Halil Ergün'le böyle kamera arkasında... Halil bak bu diğerlerinden çok daha farklı bir noktaya gelecek dediğiniz bir seçiminiz var mıydı Yaprak Dökümü'nde?
bu net bir şekilde görünüyordu zaten. Bu tarz şeyler konuşmuşluğumuz vardı. Evet, kimdi? Yani tabii ki Fahriye şöyle öndeydi. Fahriye'nin, Gökçe kültürsüz demek istemiyorum estağfurullah. Evet. Öyle şey, onun da çok şeker bir anne babası, ailesi evet. vardır. Ama hani insan olarak daha kendinden emin davranan evet. daha öndedir de öbürü evet. bir adım geridedir o anlamda. Yoksa kulvarları farklı. Evet, evet. Peki Yaprak Dökümü'nde evet. Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır, Tolga Karel, Deniz Çakır, Seda Demir, evet. Caner Kurtaran gibi isimleri ya. Piyasaya kazandırdı. Ya. Ancak ya. Dizide bir isim var ki efendim, 30 saniyelik rolüyle şöhret olduğu Türkiye'nin sevgilisi haline dönüştü. Bakın o isim kim, izleyelim. Hadi bakalım. Yaprak Dökümü'nde sadece 30 saniye görüldü. 30 saniyede şöhret kapısı ardına kadar açıldı. Turizm, buyurun. Hangi ünlü oyuncu 30 saniyelik rolle ünlü oldu? Affedersiniz, bir yanlışlık oldu beyefendi, kusura bakmayın. Yaprak Dökümü final yapalı tam 11 sene oldu ama hala akıllarda, replikleri hala dillerde. İnşallah yine açmazlar. Aman Allah korusun. Allah ağzımızın tadını bozmasın ha. Bırakın artık bu sahte mutluluk gösterilerini. Kim mutlu? Leyla mı, Lecla mı? Onlar acı çekiyor. Siz kendinizi avutuyorsunuz. Ne? Ne diyorsun sen be? Bugünün pek çok ünlü ismi Yaprak Dökümü sayesinde yıldız haline geldi. Kimler yoktu ki Ali Rıza Bey'in evinde? Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Tolga Karel ve daha niceleri. Hepsinin ilk evi Yaprak Dökümü'ydü. Alışveriş merkezine gidelim. Orası neredeymiş? Buluruz baba. Televizyonda görüyoruz. Çok büyük, çok güzel. Evladım, şimdi masraf çıkarmayın. Ya gezeceğiz sadece. Bir isim daha vardı Yaprak Dökümü'nden sonra şansı açılan. Buyurun. Eline sağlık. Al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güldür Güldür Şov'daki performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Aylin Contente de bu tedrisattan geçti. Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Leyla'nın sekreter arkadaşı Nazlı olarak izledik Aylin Contente'yi. Sadece 30 saniye göründü dizide ama o 30 saniye yetti şöhret kapısını aralamaya. İyi günler. Biraz önce beni aradınız. Affedersiniz, bir yanlışlık oldu beyefendi, kusura bakmayın. Güven Hanım, bütün yıldızları bu dizi kazandırdı Türkiye'ye. Bilseydik biz de arkada bir çay falan taşırdık. Ay estağfurullah. 10 saniye gözüktü Aylin Contente, 30 saniye gözüktü, bir yıldız oldu. Peki şu an evet. çok güzel bir sürpriz. Aslında yeni uykusundan uyandı. Amerika'da yaşıyor uzun zamandır. Orada da çok güzel işlere imza atıyor. Dizinin Tolga Karel. Tolga, günaydın, yayına verdim sesini. Sana günaydın diyelim. Günaydın. Gece saat 3 burada. Evet, biliyoruz. Uyandırdık seni. Evet. Uyandırdık seni, biliyoruz. Haddini bilin diyor bak, bize. Bak Güven Okna telefon yayınımızda. Tolga'cığım, canım, nasılsın hayatım? Canım benim, geçen yolda gidiyorum. Ha. Ya dedim, nasıl aklıma geldim biliyor musun? Ay. İnanır mısın? Evet. Bu güzel kadın, bu ruhu güzel kadın ne yapıyor diye. Vallahi sana böyle müthiş bir enerji gönderdim. Ay çok teşekkür ederim. Ve şimdi Gülşen beni arıyor. Hatta sensin Güven ablacığım. Ay canım benim. Yavrum, duygularımız aynı karşılıklı, çok enteresan. Bir lafın sözün geçti bir yerde okudum. Ve seni hatırladım. Senin bende Türkiye'deki kullandığın telefon numarası var. Dedim Amerika'da da evet. herhalde geçerli değil. İnan seni ben de andım. Şimdi senin için birkaç bir şey söyleyeceğim zaten. Söyleyin. Tamam, Tolga'cığım sen de dinle. Söyleyin. Duygulandınız siz bu arada. Hakikaten çok severim Tolga'yı. Çok efendi bir çocuktur. Canım ablam. Yaprak Dökümü başladığı andan itibaren bir gün geciktiğini hatırlamam. Ne güzel. Onun zulmü kendine. Evet. Yani basına yansıyan alkol aldığı, olay çıkardığı, şu bu filan bir takım olumsuz şeyler yansıdı. Evet. O da dedi ki bu benim hayatım, bu kimseyi ilgilendirmez dedi. Evet. Ve sustu. Evet. Bu cesaretli bir çocuktur. Bir gün işini aksattığını gerçekten söylüyorum. Yüzüne dinlediği için değil. Ya da bir ters bir şeye alet olduğunu Tolga'nın hatırlamam.
Yüreği çok güzel bir çocuktur. Yeni hayatında, yeni memleketinde başarılar diliyorum Tolgacığım sana. Her zaman Tolgacığım. Bütün iç duygularım böyle. Bunu çok net açıkladım şimdi. Canım benim. Vallahi yani. Güven ablacığım, ben de yani. Türkiye'de sayılı demeyeyim yani. Seni zaten seninle bir rol oynamak, seninle 5 yılımı geçirmek, senden aldığım tecrübeler, öğretiler, her şeyi bir yana, profesyonellik bir yana, insanlık, o duyguyu geçirmesi bana, yani ne diyeyim, gerçekten çok seviyorum seni. Çok hakkını helal et Güven ablam. Ay helal olsun yavrum, sana hiçbir hakkımız yok. Ben sadece bazı şeylere çok üzülerek izlediğim zamanlar böyle haykırmak geliyordu içimden, senin iyiliğini, dürüstlüğünü, efendiliğini. Senin zorun kendin neydi? Kendine kötülük ettin. Bizlere değil yavrum ya. Seni çok canım daha benim. Güzel, çok daha düzelmiş olarak şimdi tanımlıyoruz ya. Bu da bana gurur veriyor. Güven Hanım, Tolga mesleğinin zirvesindeyken kalktı gitti Amerika'ya. Evet, evet. Şimdi bir tır filosu kuruyor mesleğinin dışında. Evet, takip ediyorum. Dönder misiniz? Oyunculuğa dönder misiniz Tolga'ya? Ay vallahi. Tolgacığım, seni oralarda keşfedecek kimse yok mu? Güven ablacığım, ben o zaman ilk defa şimdi basında bir şey söyleyeceğim, şimdi hazır böyle bir denk geldi. Ben güzel bir haber vereyim o zaman. Ha canım. Çünkü muhtemelen. Gülşen'cim benim 4. geliyor. Oo. Maşallah. Çok maşallah. Güzel. Harika. Bebek yolda. Kız mı erkek mi? Evet, bu da ilk defa Türk televizyonlarında, hazır Güven ablacığım da orada. Harika. Ne söyleyeyim dedim. Tolga kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Şu an cinsiyet belli değil ama 2,5 aylık. Hayırlısıyla. Maşallah. Sağlıkla kucağınıza alın. Ne güzel bir haber verdiniz bize Tolga. Çok harika. Güzel. Teşekkür ederim. Evladım çok güzel bir haber verdin de böyle tek tek çok zor. Üçünü bir arada çıkarın. Bir 300 yap Tolgacığım. Hanımla dedi ki Güven abla çok güzel çocuklar yapıyoruz. Çok böyle birbirinden güzel. Dedi ki niye duralım, devam edelim. Devam harika. Et yavrum. Devam edin. Evet, sen Tolga. Bilirsin doğru neyse odur. Evet. Tolga seni yakalamışken harika. Öncelikle tebrik edelim tabii. Yaprak dökümüyle ilgili hiç tabii unutamadığım ya. Bir anıyı biz sana da sinir olurduk biliyorsun. Çok. Valla kötü aktör farkı olduğu için tabii şimdi benim de buradaki şirketlerimi yönetiyorum. Pek zamanım olmuyor açıkçası. Caner'ler var değil mi? Tabii evet. Caner kurtaran. Caner. Doğru. Peki Tolga hiç hangi isimle yazışıyorsun ya da telefonlaşıyorsun Yaprak Döküme ekibinden? Valla işte dedim ya şimdi okyanus ötesinden konuşuyoruz tabii burada. Çok ben bir anda bir meslek değiştirdim haliyle. Tabii Halil abiyle ara ara görüştük bir iki kere. Ben Miami'deydim. Halil abi hatta o demişti Miami'lere gidiyorsunuz falan. Beni hiç götürmüyorsunuz. Onu da çok ayrı severim. Ama dediğim gibi hani pek televizyon izleyemiyorum ama dediğim gibi tekrarlarının çok fazla izlendiği tabii çok çok izleniyor. Çok izleniyor gerçekten. Söylüyorlar. Ben ne mutlu bana yani, yıllar geçmesine rağmen hala bu kadar sevilen bir dizinin içinde olmak benim için çok gurur verici bir şey tabii. Tolga çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kutluyoruz. Habersiz aradık. Tolgacığım çok da güzel bir haber yavrum. Paylaştın. Hadi yatıyor. Şimdi uyuyabilirsin. Hadi uyuyabilirsin. Sevgiler canım benim. İlk Türkiye'ye geldiğim zaman ellerini senden öpeceğim. Ay canım benim. Allah sağlık sıhhat versin sana. Amin. Sevgilerimi yolluyorum sana. Öpüyoruz seni. Tebrik ediyoruz tekrardan. Görüşmek üzere. Tüm ailene de sevgiler, öpücükler canım. Tabii Güven şimdi. Hanım, Caner'i de sordular. Hiç görüştüğünüz mü? Çünkü Caner. Tatsız bir sebepten dolayı ayrılmak durumunda kalmıştı. Evet, evet. Ve Ay Yapım'ın inanılmaz bir emeği ve desteği vardır. Buna rağmen Caner'i istediğimiz boyutlarda tanımlatamadık. Açıkça. Çok yetenekli bir çocuktur. Çok. Evet. Çok iyi bir çocuktur. O da kötülüğü kendine yapanlardan. Kötülüğü kendine yapanlardan. Aynı Tolga gibi. Yoksa Tolga'nın da içinde mesela hiçbir kötülük olmadı.
Evet. Hiç birbirimize bir gün kötü bakmadık. Kötü adam oynadı. Evet. Onu kötü tanımlandı. Ama bizim aramızda hiç böyle bir şey yoktu. Biz onunla meslek arkadaşıydık. Efendi bir çocuktu. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Seyirci için de o kadar zor oldu ki yeni Şevket'e adapte olabilmek. Gerçekten o zor. O da çok iyi bir çocuk Hasan. Sizin için ama, de zor oldu mu? Ama tabii olmaz mı? Tabii. Yani bir anda karşınızda başka bir şey. O da yetenekli cici bir arkadaşımız ama devir tekerden ibarettir. İşte Ayşe gider, Fatma gelir, Ahmet gider, Mehmet gelir. Bu böyle bu işler. Çok güzel bir işte devam etmesi gerekiyordu. Senaryoyu da bu şekilde düşündüler, forme edildi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Evet. Çok sevdiğimiz bir işti. Yazarlarımız öyleydi. Dünya bu isimlerden görüştükleriniz var mı peki böyle? Hepsini çok seviyorum. Ama en vefalısı hangisi? Şu anda sadece görüşebildiğim Halil'cimle Güler'cim. Genç oyunculardan yok diyorsun. Hiç aramıyorlar mı sizi kızlarını? Yani olmadı. Olmadı. Hiç gücenmiyorum da. Herkesin bir hayatı oluştu. O hayatın içinde gelgitler var. Sitem edemiyorum. Hiçbirine sitem edemiyorum. Ama nikah masasına oturdular. Yani, düğünleri oldu. Gözlerimiz biraz sizi oralarda aradı. Aradı. Olsun. Olsun. Ben onlara yine alınmıyorum. O zaman da demiştim aynı şeyi. Gerçekten alınmıyorum. Yani beni hatırlayacak zamanları olamamıştır heyecandan. Allah yollarını açık etsin. Güzel evlatlarını aldılar. Hı. Ama bir mıncıklamak isterim. İstemez tabii. Mi? Tabii. Fahriye'nin küçük. Karan. Evet. Dizi sonrası yıldız olan bir isim de Neslihan Atagül'dü. Evet. Neslihan'ı da reklamlardan sonra konuşalım. Reklamlar. Çok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir dakika. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız? Günü nasıl geçti? Okul nasıldı? Ne oldu ki? Seni gördüm bugün Deniz. Okula gitmemiştin. Yanında bir adam vardı. Ne olacak? Olamaz mı? Okuldan arkadaşım. Yanındaki okuldan arkadaşın olamayacak kadar senden büyüktü. Hiç de bile. Evet. Peki yılların oyuncusu Güven Okna'nın bizden bir isteği oldu. Biz de kırarmışız. Karşımızda. Dedi ki kızlar dedi. Zeynep'in dedi o yalan şarkısını çalabilir miyiz dedi. Ay çok güzel. Çok etkileniyorsunuz herhalde. Çok beğendim. Onu ilk dinledim zaten bir şamar yemiş gibi oldum. Bu kadar mı güzel, bu kadar mı? Aklınıza özel bir şey geliyor mu şarkıyı dinlerken? Şarkıyı dinlerken aklınıza bir şey geliyor çok mu? Çok duygulanıyorum ama neye duygulandığımı bilmeden duygulanıyorum. Ben de öyle söylüyorum. Doğru. Biz öyleyiz. Evet. Yani şu anda kafamı onunla... Destek bulacak bir şeyim yok. Psikolojide değilim. Ama nasıl bir destek bakar mısın? Gelsin ses. Evet. Bu şarkıyla da veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızda yüreğiniz. Çok güzel bir teşekkür ediyorum. Pazartesi efendim görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.